Hepinize iyi akşamlar diliyoruz sayın seyirciler. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam Tarafsız Bölge'de günün en önemli gelişmesini, Hatip Dicle olayını tartışacağız, ele alacağız. Demokratik Toplum Kongresi BDP'lilere bir çağrıda bulundu. Meclise girmeyin dedi. Selahattin Demirtaş, AK Parti Hatip Dicle için yasal düzenleme yapsın dedi. Hükümetten bunu istediklerini belirtti. Diyarbakır ve Şırnak'ta oturma eylemleri var. Bu arada savcı KCK sanığı milletvekilleri için tahliye olmasınlar dedi. Tahliye olmamaları isteminde bulundu. Bu arada yarın Yüksek Seçim Kurulu Balbay Haberal ve Alan kararını açıklayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Hatip Dicle olayında çözüm istiyor. Başbakan için yapılan düzenlemenin bir benzeri yapılsın dedi CHP. Bu arada İstanbul'da Taksim'de az önce bir eylem yapıldı. BDP'liler basın açıklaması yaptılar. Taksim meydanında bir araya gelenler arasında BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Şerafettin Elçi ve Sabahat Tuncel de vardı. Basın açıklamasının ardından Tuncel ve Kürkçü de birer açıklama yaptı. Açıklamaların ardından bağımsız milletvekilleri ve bazı eylemciler dağıldılar. Bazı eylemcilerse oturma eylemine devam ettiler. Eylemciler oturma eyleminin ardından tarla başına doğru yürümek istedi ancak polis izin vermedi bu yürüyüşe. BDP Beyoğlu İl Başkanlığı önüne gelen eylemciler polis barikatını aşmak istedi. Polis eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Ara sokaklara da dağılan eylemciler daha sonra olaysız bir şekilde eyleme son vermiş oldular. Sayın seyirciler, Hatip Dicle olayı gündemin en önemli konusu. Tabi bu arada Cumhuriyet Halk Partili Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay ile MHP'li Engin Alan'ın durumu da yarın açıklığa kavuşacak. Onlar da bekliyorlar yarın ortaya çıkacak kararı. Bütün bunları konuşacağız, ele alacağız bu akşamki Tarafsız Bölge'de. Kimler olacak? Konuklarımız kimler? Hemen onları sizlere tanıtalım. İstanbul stüdyomuzda Doçent Doktor Yılmaz Yazıcıoğlu bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş merhaba. Ve Doktor Engin Selçuk bizlerle. Efendim siz de hoş geldiniz. Merhaba. Diyarbakır stüdyomuzda Hasip Kaplan var. Hasip Kaplan'ı görebilecek miyim? Hemen geliyor ekrana. Hasip Kaplan'a merhaba diyorum. Hoş geldiniz Diyarbakır stüdyomuza Hasip Kaplan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ankara stüdyomuzdaysa Express dergisi yazarı İrfan Aktan var. İrfan Aktan'a da merhaba demek istiyorum. Merhaba İrfan Aktan. Merhaba, iyi akşamlar. Hemen Hasip Kaplan'a dönelim. Önce Diyarbakır'a. Hasip Bey, Diyarbakır'da... Ha, çok özür dilerim. Tabii Ankara'da bir konuğumuz daha var. Hayır, unutmadım. Sinan Kılıçkaya, Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı. Sinan Bey, siz de hoş geldiniz. Merhaba efendim. Teşekkür ederim. Hemen size de döneceğiz. Merhaba. Ben Diyarbakır'daki sıcak gelişmeye kafayı taktığım için hemen oraya dönmek istedim. Tekrar özür diliyorum sizden. Hasip Kaplan, Diyarbakır'da var mı herhangi bir olay? Oturma eylemi devam ediyor mu? Polisin bir müdahalesi söz konusu oldu mu? Diyarbakır'da hava gergin mi? Nasıl? İyi akşamlar diliyorum. Gerçekten her yerde öfke var, tepki var. Milli irade, halkımızın özgür iradesine, sandıktaki iradesine karşı geliştirilen antidemokratik yaklaşımlara karşı son derece kamu vicdanı rahatsız. Yani düşünün, Diyarbakır'da 80 bine yakın oy alan Sayın Dicle seçim öncesi mevcut bir durumdan YSK karar vermiyor. Seçime giriyor ve seçmen oyunu veriyor. Sonra mazbatasını veriyor. Sonra diyor ki Yüksek Seçim Kurulu, hayır ben senin mazbatanı iptal ediyorum. Senin yerine de 80 bin oy veren kitlenin oyunu AKP'li birine verip beleş milletvekili yapıyor. Şimdi böyle bir anlayış ne hukuk, ne siyaset, ne etik, ne demokratik hiçbir lügatta, kitapta yok. Bunu Yüksek Seçim Kurulu Diyarbakır'da iki cana mal olmuş veto kararlarının üzerine tuz biber ekmiştir. Yüksek Seçim Kurulu gerçekten Anayasa'nın 76, Milletvekili Kanunu 11. maddelerine göre eğer vereceği bir karar vardıysa onu seçim öncesi verecekti.
Seçim sonrası mazbatasını alan Sayın Dicle artık milletvekilidir. Bundan sonra Anayasa 84, meclisin iç tüzüğü gereği de 131-132. Maddeler uyarınca da dosyanın meclis başkanlığına gelmesi gerekiyor. Hasip Bey, yani Hasip Kaplan, bir şöyle yapalım. Bir karar verdi ki... Bir dakika, efendim. Hasip Kaplan, bir dakika, bir bunu tartışalım. Çok değerli hukukçu dinleyin. Konuklarımız var. Bir siz de dinleyin lütfen. Sonra bütün bunların ayrıntılarını ortaya koyarız. Kim haklı sorusuna cevap arayacağız. Ben hemen Sinan Bey'den... Tamamlayayım isterseniz. Tabii bir cümleyle tamamlayayım, bir tartışalım biraz. Onun üzerine siz... Evet. Bu maddelere geçin diye düşünmüştüm ben. YSK Anayasa 76 Milletvekili Kanunu'na göre karar veriyor. Mazbatadan sonra milletvekili seçilen biri hakkında Anayasa 84 meclisin iç tüzüğün 131-132. Maddeleri uyarınca yeni bir prosedür açılıyor. Yeni bir karar merci yasama oluyor. YSK bir yargısal anayasal kurumdur. Yasamaya devrediliyor. Burada meclise gelecek dosya Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na, oradan meclise gelir ve bunun değerlendirilmesi yapılır. Eğer YSK'nın verdiği karar doğruysa başbakanın bugün başbakan olmaması gerekir. Başbakan aynı durumdadır. YSK'nın bugün aynen başbakan hakkındaki kararı, onun da üyeliğini düşürülmesi olması peki, lazım. Bir başbakana bu, özel muamele. Hasip Bey, bize bunu, gelince böyle muamele bunu da, olmaz bu. Bunu da tartışalım. acaba gerçekten söylediğiniz gibi aynısı mı? Yoksa farklılık var mı? Bir konuşalım, bir tartışalım. Sinan Kılıçkaya, önce Hatip Dicle olayında haklı mı Hasip Kaplan? Diyor ki sen bunun milletvekili seçimine girmesine izin vermişsin. Mazbata almasına izin ver. Tam da bu sırada seçildikten sonra milletvekilliğini düşürüyorsun. Bu nasıl işliyor? Haksız mı, haklı mı? Şimdi haksız veya haksız, haklı demek, tümden haklı demek de mümkün değil ama tümden de haksız demek mümkün değil. Yani öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Bu konuda seçim kanununda bir boşluk var. Seçim kanunu şöyle söylüyor, diyor ki aday listeleri kesinleştikten sonra adaylığın düşmesi ancak istifayla veya adayın ölümüyle olacağını söylüyor. Eğer bu arada listeler kesinleştikten sonra milletvekili seçilme yeterliliğini kaybederse, yani hakkında milletvekili seçilemeyecek bir ceza kararı çıkarsa, sayın milletvekili, olayda da böyle bir hadise var. Burada ne olacağı konusunda bir açıklık yok. Diyor ki bir dakika işte Sinan Bey, bir dakika, listeler kesinleştikten sonra Hatip Dicle hakkında bir karar mı verildi? Evet, listeler kesinleştiğinde Hasip Dicle'nin milletvekili olabileceğini veya milletvekili seçilme yeterliliğiyle ilgili bir sorun olmadığı anlamına geliyor zaten listelerin kesinleşmesi. Evet, sonradan bir ceza mı verildi? Hatip Dicle'ye bir ceza mı? Sonradan verir? Şöyle, benim bildiğim kadarıyla, eğer yanlışsa düzeltin, benim bildiğim kadarıyla seçime 2 gün kala Yargıtay'da daha önce almış olduğu bir ceza kesinleşti. Yani cuma günü bu Yargıtay'da kesinleşti. Kesinleşince bu sefer seçilme yeterliliğini kaybetmiş gibi oldu. Çünkü diyor ki... Bir dakika Sinan Bey, bir dakika, bu bilgi doğru mu, onu bir önce ele alalım. Hasip Kaplan, doğru mu? Hayır, doğru değil. Bakın çok açık söylüyorum. Seçimden 3 gün önce bu bilgiler Yüksek Seçim Kurulu'nda vardı. Yüksek Seçim Kurulu Diyarbakırlı seçmene tuzak kurdu. Buyur dedi, adayınız Hatip Dicle. Sayın Dicle seçime girdi. 78.800 civarında oy aldı. Ve arkasından Yüksek Seçim Kurulu döndü Diyarbakırlı seçmene, dedi ki ben senin 80 bin oyunu geçersiz sayıyorum. Hasip Üstelik Kaplan. De bir karar da üstüne verdi. Ben bunu dedi AKP'ye sıralıyorum. Bakın Siirt'te 3 sandık pervaride boş çıktı. 500 oy seçimi sonucunu etkiledi. Diyarbakır'da 80 bin oy Diyarbakır seçiminde en az 3 milletvekilini etkiler. En az Diyarbakır seçimlerinin tamamen iptaline yol açan bir karar söz konusu. Burada ne hukuk var, Hasip Bey, o zaman ne siyaset var, şöyle... ne adalet var, ne izan var, yani hakkaniyet var. Burada şimdi... tuzak var, tuzak. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi seçimi selametle yapmakken
Burada dinamit atıyor toplumun içine, gerginlik yaratıyor. Hasip Bey. Ortamı Hasip yaratıyor. Bey. Hasip Bey. Yani Hasip Bey. Bir dakika. Siz şu anda bunun için girmedi. Olayın siyasi boyutunu, bir hukuki boyutunu netleştirelim de sonra isterseniz siyasi boyutunu arkadaşım konuşalım. Ne hukuktan bahsediyorsunuz? Hangi hukuk kaldı? Bu kararlarda hukuk mu var? Bırakın hukuku. Eğer hukuku konuşursanız ya hayır, darbe hukuku seçim sisteminin sorun orada başlar. Barajının gayrimeşru iktidarını konuşalım o zaman. Gayrimeşru çocuğu oldu iktidarı. Hangi seçim sistemi? Kenan Evren'in seçim sistemini konuşalım. Kenan Evren'in %10 barajını konuşalım. Hazine barajını evet. konuşalım. Oy pusulasındaki adaletsizliği konuşalım. Asip Bey, baskıyı zorbalığı Asip Bey, konuşalım. Lütfen bir müsaade ederseniz bakın ben şunu söyleyeyim. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı doğrudur demiyorum hangi zaten. Hukuk? Türkiye'de hukuk yok kardeşim. Türkiye'de derin devlet var. Derin devleti elinde geçiren siyasiler var. Halka zulüm eden var. Kürt halkına zulüm edenler var. Kürt halkına zulüm Asip ediyorlar. Bey, bakın, sizi İşkence ediyorlar. Zannedecek ki, seçmenin iradesine bile saygı göstermiyorlar. Bu Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrudur diyor zannedecek. Halbuki ben de ona geliyorum. Müsaade ederseniz ben de Yüksek Seçim Kurulu kararını doğru bulmuyorum. Bakın şu yapılabilirdi. Kararın kesinleşmesinden sonra adalete geleceksiniz. Hasip Dicle ile ilgili. Bakın. Hatip Dicle. Hayır ben bir müsaade ederseniz şunu söyleyeceğim. Eğer kararın kesinleşmesinden sonra milletvekili seçilme yeterliliğini kaybetmişse bunu seçimden önce bu kararı vermeliydi. Yani bunu seçimden sonraya bırakmak oldukça yanlıştır ve asıl problemli olan odur. Hatta şunu da söyleyeyim bakın. Yargıtay'ın da durup durup daha önceki kararı bekletip de birkaç gün kala kesinleştirmesi onaması da yanlıştır. Ben burada Yargıtay'ı da yanlış buluyorum. Bunu daha öncesinden bu incelemeyi yapacaktı, onayacaktı veya bozacaktı. Ya da Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay bunu yaptıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu eğer seçimden önce ki öyle gözüküyor, seçimden önce milletvekili olamaz diyorsa bunu önceden söylemeliydi. Çünkü halkın iradesine terstir bu. İnsanlar ona göre oy verecekler. Yani insanların önüne aday diye kesinleştiriyorsunuz, koyuyorsunuz, listelerinize koyuyorsunuz. İnsanlar buna oy veriyor. Ondan sonra diyorsunuz bu adamın seçilme yeterliliği yoktu. Yanlış oldu. Bu adam milletvekili olamaz diyorsunuz. Bu yanlış bir karar. Ama işte Hasip Kaplan da buna isyan ediyor zaten. Yani o itirazı buna yani böyle ben aynen aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Bir İstanbul'daki hukukçu konuklarımıza dönelim. İzin verin bir dakika. Belki farklı bir görüş vardır. Engin Bey, Engin Selçuk. Doğrusu gerek Ankara'dan gerek Diyarbakır'dan söylenen şeyleri en azından İstanbul Üniversitesi'nde anayasa hukuku öğrenen ve öğreten bir hoca olarak anlamakta zorlanıyorum. Bütünüyle anlamakta zorlanıyorum. Neden? Birincisi Hasip Kaplan milli iradeden ve antidemokratik bir yaklaşımdan söz etti. Demokrasi ne zamandan beri sorumsuzluğa eşit bir rejim oldu? Demokrasilerde bireyler temel hak ve hürriyetlere sahiptir ama bu temel hak ve hürriyetler toplumsal gerekler karşısında sınırlandırır. Herkes hak ve hürriyetini hukuk kuralları çerçevesinde kullanır. Eğer siz demokrasiyi sorumsuzluğun olduğu bir rejime indirgerseniz politik ve sonu gelmez tartışmaların içerisinden çıkılamaz. Peki buradaki bu sorumsuzluk sorun. Hatip Dicle'nin sorumsuzluğu. Şimdi oraya geleyim. Gene Ankara'dan. Konuşmacımız da seçim kanununda bu konuda boşluk var dedi. Hayır, çok basit. Özel hukukta boşluk olur. Kamu hukukunda boşluk diye bir şey yoktur. Seçim kanununda boşluk yok. Biz bunu birinci sınıf öğrencilerimize anlatırız. Eğer bir kişi seçilme yeterliliğini kaybederse bu tam kanunsuzluk halidir. Burada söz konusu olan şeyin Hatip Dicle vakasının burada söylenenlerle hiçbir ilgisi yok. Bakın Hatip Dicle kararı 11 numaralı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ankara'da 2009'da çıktı. Yargıtay'da kesinleşmesi vesaire süreç çok uzadı. Sanki biz şantajla, baskıyla Yargıtay tesadüf ettirmiş, denk getirmiş gibi şeyler seçimden söyleniyor. Seçimden kaç gün önce? Bunlar çok saçma. Hatip Dicle'nin avukatları da bunları biliyor zaten. Hayır. Hatip Dicle kararı Yargıtay'dan bu karar, seçimden kaç gün önce çıktı? 11. Asli Ağır Ceza Mahkemesi kararı 2009'da, Yargıtay'ın kararı 22 Mart 2011'de çıktı. Yani o fakat zaman karar ilam edildi. Bu süreçte Hatip Dicle'nin avukatları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına başvurdular. Başsavcı itiraz hakkını kullanmadı. Karar kesinleşti. Aslında Sayın Hatip Dicle'nin avukatları süreci oldukça iyi biliyorlar. Burada şunu yani mu diyorsunuz? Ben anlamıyorum. Hatip Dicle'nin aslında aday olmaması gerekirdi hukuken.
Şimdi sorun bu mu? Şu. Bu, ne olur sorun, ben sorun anlayabilmek şu. Basitçe, istiyorum. Basitçe şöyle anlatayım. Hatip Dicle Yargıtay tarafından hakkında kesin hüküm verildi ama adaylık sürecinde. Fakat bu kesin hüküm adli sicil kaydına geçmemişti. Haliyle adaylık sürecinde YSK doğal olarak adli sicilinde görülmediği için bu kesin hüküm adaylığına yeşil ışık yaktı. Fakat daha sonra adli sicil kaydına geçti ve hüküm kesinleşti. Şimdi çok net, burada tartışılacak hiçbir şey yok. Eğer bir kişi milletvekili seçilme yeterliliğine sahip değilse bu tam kanunsuzluk halidir. Ve Yüksek Seçim Kurulu her zaman için, isterse meclise girsin yemin etsin, her zaman için süre şartı da yoktur. Kişinin seçim tutanağını iptal eder. Nitekim bunun bizim geçmiş hukukumuzda sayısız örnekleri var. Yani diyorsunuz ki bir, Hatip Dicle hakkında verilmiş bir karar var. Evet. Bu karar doğrultusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı bir şey yoktur. Yok, yok. Milletvekilliğini düşürür yok. Kardeşim. Dahası basit bir örnek. 1999'da ismini zikretmeyeyim. Bir milletvekilimiz seçildi. 3 yıldır milletvekiliydi. Milletvekili seçilmeye engel bir durumunun olduğu anlaşıldı 3 yıl sonra. Sorun askerlikle ilgili bir sorunda askerlik yapmamıştı. Ve YSK kararıyla milletvekili seçilme tutanağı iptal edildi. Bakın elmalarla armutları birbirine karıştırmayalım. Şimdi eğer bir kişi milletvekili seçildikten sonra meclise girer ve kesin hüküm giyerse belli durumlarda, anayasa bunları sayma yoluyla belirtmiş. Bu durumlarda meclisin kararıyla milletvekili düşer. Bazen de kesin hüküm bildirildiği an. Ama burada Hatip Dicle olayı oldukça farklı. Kesin hüküm 2011 Nisan ayı, Mart ayında çıkmış. Seçimden önce çıkmış. Önce yani. Çıkmış. Yani hayır. Neden elmalarla armutlar birbirine karıştırılıyor? Bu bizim üniversitede birinci sınıf öğrencilerimize anlattığımız yani ve onların bildiği bir konu. Yani Yüksek Seçim Kurulu bir onu tuzak. YSK üyelerine de anlatsanız hocam. Hocam şu YSK üyelerine de anlatsanız. Seçim öncesi adam gibi bir karar verseler de. Bu toplumu karıştırmasalar olmaz bakın mı? Bakın şunu söyleyeyim. YSK'nın yani seçim öncesi veremez. Koyalım. Bakın şunu söyleyeyim. Hasip Kaplan'ın dediği gibi. YSK'nın seçimden önce böyle bir durum varsa. YSK'nın niye karar vermedi? YSK'nın 19 Nisan tarihli bağımsız adayların adaylıklarını iptal eden kararı bütünüyle hukuka ve anayasaya uygundur. Ama YSK 2 gün sonra ciddi bir şantaj, baskı, tehdit altında garip bir şekilde aslında hukuka aykırı olarak kararını geri aldı. YSK'nın 21 Nisan tarihli kararı benim kanaatimce bütünüyle hukuka aykırıdır. YSK 21 Nisan tarihinde yanlış bir yola girdi. Bir Alman atasözü yanlış güç, bir yolda doğru yürünmez der. Hangi güç YSK'ya hükmediyor? Ve yanlış yolda hükümet yürüdüğü mi? İçin de derin devlet mi? Ergenekon mu? Kim hükmediyor? Asip Kaplan tam tersini söylüyor hocamız. Diyor ki Yüksek Seçim Kurulu o ilk kararı doğruydu diyor. Bu BDP'lilerin sokağa çıkıp tepki göstermelerinden sonra onların şantajına boyun eğdi diyor DSK. Yani sizin şantajınıza hocamın boyun eğmiş. Hocamın hukuktan hukuk hocası ama kusura bakmasın. Kusura bakmasın. YSK'nın verdiği veto kararlarının içinde iki milletvekili vardı. Neresi doğruydu? Karar her önümde, tarafı yanlış. Karar bakın, önümde isterseniz hem tartışalım. Yanlış, karar hem önümde neden oldu? Demokratik tepki demokratik ülkelerde olur. Koyacağız tepkimizi. Susmayacağız. Bakın bu sözleri boyun hiç eğmeyeceğiz. Hiçbir hukuki bu adaletsizlik, bu haksızlık karşısında da hiç kimse susmayacak. Hukukçular var ya, sizin gibi düşünen hukukçular 12 Eylül Anayasası'nı yaptı. Çok 30 komik. Senedir bu ülke bundan seni çekiyor. Seçim bir dakika. Hasip Bey bir dakika. 12 Eylül darbe bir dakika. Anayasası seçim yasası. Bir dakika. Herkes bundan çekiyor. Hukukçu namuslu olur, dürüst olur. Hakkaniyetli olur, adaletli olur. Yapmayın Allah aşkına. Bu milletin iradesinin önüne her gün zindanları koyuyorsunuz, kelepçeleri koyuyorsunuz, hukuk diyorsunuz. Hangi hukuk var Allah aşkına? Bir dakika. Böyle bir hukuk olur mu? Bir dakika ama bir durun. Yüksek Seçim Kurulu. Bir durursanız. Gökhan Kuşanak'la Sebahat Tunceli bile yasaklamaya kalktı. Bir dakika. Ne diyorsunuz? Bu Allah iyiliğini versin akşam güldürdü beni. Yani bu sözlerin benim söylediklerimle hiçbir ilgisi yok. Ama eğer şunu soracaksanız. Aynen ilgisi var. 21 Nisan YSK'nın tarihinde. YSK'nın önceki kararı nasıl doğru olabilir? 21 Allah'tan Nisan korkun tarihinde ya. BDP'lilerin adaylığını neden kabul etti? Şimdi neden Hatip Dicle'ninkini kabul etmiyor diye soru soracaksanız ki doğru soru odur. Yanıtı çok basit. 21 Nisan tarihinde YSK memnu hakkın iadesine ilişkin kağıt getirdikleri için cezaların infazı tamamlanmıştı ki vakit olursa konuşuruz ki bence bütünüyle bu da hukuka aykırıdır.
Cezaların infazı tamamlanmıştı. Kanunda öngörülen 3 yıllık süre geçmişti. Memnu hakkın iadesine ilişkin belgeyi getirdikleri için adaylıkları kabul etti. Ama Hatip Dicle hakkındaki karar Mart 2011'de kesinleşti Yargıtay'da. Şimdi hak yoksunluğu devam ediyor. 3 yıllık süre daha dolmadı. Dolayısıyla memnu hakların iadesine mümkün dair değil. Bir kağıt yok ortada. Mümkün değil. Mümkün değil. Hatip Dicle için. Bakın, Sayın Coşkun. Buyurun Hasip. Sayın Coşkun, bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi bir şey açıklamak istiyorum. Bakın, Sayın Dicle bir düşünce açıklamasından mahkum oldu. 2005'te AKP terörle mücadele kanunu değiştirip düşünce suçlarını terör suçu saydı. Tıpkı başbakan şiir okudu Diyarbakır'da terörist olduğu gibi. Terör suçundan DGM'de hüküm giydiği gibi. Hatip'le Erdoğan hakkında arasında bir hukuk farkı yok. Hukukçu profesörler orada. Vicdanlarına, evet, dinlerine, namusları üzerine yemin içsinler. Fark var mı? Erdoğan'ın mahkumiyetiyle Hatip Dicle'nin mahkumiyeti arasında fark var mı? Niye Erdoğan'a özel yasa çıkarılıyor, CHP ile AKP birleşiyor, engel kalkıyor. Şu an toplumun önünde bir badire var. Hasip Kaplan, soruyu sordunuz. Sorunun bir cevabını almak istemez misiniz? Bir dakika lütfen. Var mı Tayyip Erdoğan'ın durumuyla Hatip Dicle'nin durumu aynı mı? Şimdi fark Sayın var Başbakan arada? Siirt'te yaptığı konuşma nedeniyle 3 ay hapis cezası aldı. Ve hatırlayın, 2002 seçimlerine katılamadı. Çünkü 2002 yılında anayasa gereği ideolojik ve anarşik bir suçtan hüküm giymiş olanlar aday olamıyordu. Bu yüzden ilk hükümeti de malumunuz Abdullah Gül kurdu. Fakat hükümet kurulduktan sonra CHP'nin de desteğiyle bir anayasa değişikliği yapıldı. İdeolojik ve anarşik eylemler ibaresi anayasadan çıkarıldı ve yerine terör ibaresi getirildi. Ve doğal olarak Sayın Başbakan'ın milletvekilliğinin önü açıldı. Sonra da ara seçimle ilgili bir düzenleme yapıldı. Yani Tayyip Erdoğan hakkındaki sorun önce anayasa ve anayasal bir düzenlemeyle aşıldı. Ha, şunu ben savunmuyorum. Yani normlar, anayasal normlar değiştirilemez demiyorum. Yani adildir de demiyorsunuz. Elbette ki. Onu da söylemiyorum. Ama yani elmalarla armutları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Siz şunu mu söylüyorsunuz? Bizim şu anda yazılı hukukumuz bunu gerektirir. Elbette ki. Ben onu söylüyorum. Ve altını çizmek istediğim husus, demokrasi sorumlulukla birlikte işleyen bir rejimdir. Hukuk kuralları içerisinde kalarak sorunlarımızı çözmemiz, ama sonuçta Hatip Dicle bir konuşma yapıyor. Hadi onu terör bağlamına. Biri konuşma yapıyor, biri şiir okuyor. Arada bir fark yok. Evet, burada haklı değil mi Hasip Kaplan? Biri konuşma yapıyor, biri şiir okuyor. Yani birisi 94'te de DGM tarafından kelepçelendi, o sene yattı. Şimdi mahkumiyeti tartışıyorsunuz. Size nesi daha güzel söyler misiniz? Erdoğan'ın ayrıcalığı ne? Bir cümle alalım. Evet. Yani başbakana bu ayrıcalık ne? Hasip Niye Kaplan... Sayın Dicle 94'te içeri girecek, 10 sene yatacak, çıkacak, yine İçeride yatacak düşüncesinden, ama Erdoğan afa uğrayacak, özel yasa çıkacak, başbakan olacak. Evet, burada haklı. Bu ülkede burada adalet haklı. Lazım. Hukuk Peki. budur. Hukuk Şimdi, adalettir. Hasip Kaplan, bir dinleyin. Bir dinleyin. Şimdi Hatip Dicle terör örgütü propagandasından hüküm giydi. Alenen terör örgütü lehinde demeçler verdi. İspanyol Anayasa Mahkemesi ETA'nın politik vitrini Herri Batasuna'yı kapattı. Neden kapattı biliyor musunuz? Mahkeme, ben Herri Batasuna ile ETA arasında organik bir bağ kurdum demedi. Ama mahkeme şunu söyledi, bu çok önemli. Herri Batasuna bir şey yapıyor. Terör karşısında sessiz kalıyor, tarafsız kalıyor. Terörü zecretmiyor. Bakın, İspanyol Anayasa Mahkemesi bırakın terör örgütünü övmeyi, terör karşısında sessiz kaldığı, tarafsız kaldığı için bile bir partiyi kapatabiliyor. Şimdi siz nasıl olur da terör örgütü üyeliğinin propagandasını yapan bir kişiyi kesin hükümde olduğu halde bu derece kolay savunabilirsiniz. Ha, ama şu kaydı düşüyüm. Hatip Dicle hakkındaki kararı ciddi tahlil etmek gerekiyor. Hukuka uygunluğu, aykırılığı tartışılabilir. Ama verdiğim Herri Batasuna örneği ortada. Siz ne diyorsunuz Yılmaz Yazıcıoğlu? Şimdi gerçi isterseniz burada birçok şey söylendi. Onda dokuzuna da katılmıyorum. Ama söylenenler kanuni. Kanunda yazanlar söyleniyor. Ama hukuka uygun şeyleri hiç konuşmuyoruz. Netice itibariyle... Hayır hocam, bu şimdi böyle bir karar HADEP'te, DEHAP'te vermedi. Peki Hasip Kaplan, şöyle yapalım. Şimdi bir başka hukukçu Yılmaz Yazıcıoğlu'nun görüşleri var. Tamam, siz AİHM'de vermediğini söylediniz. Şimdi ben AİHM kararına dikkat çekmek istiyorum. HADEP kararında bakın
HEP kararında, DEP kararında hiçbirinde Hayri Batus'un örneğini vermedi. HADEP kararı çok yakındır. Bu kararı bizim önümüze kimse koymasın. Biz burada demokratik siyaseti önemseyerek parlamentoya gidip programımız Hasip Kaplan, bunu çözüm dayatan bunu konuşuruz. Bunu konuşuruz. Şimdi Hayri Batus'un olayı HADEP kararı 3 ay önce verildi. Peki bir dakika. Şöyle yapalım. Ay önce bir başka yani, bir başka hukukçumuzun bunu bilmesi bir lazım. Bir başka hukukçunun görüşünü alalım bir. Sayın Yılmaz Yazıcıoğlu bakalım nasıl bakıyor olaya. O da çünkü katılmadığım yönler var dedi. Buyurun. Evet, şimdi kanun maddelerini zikrettik. Bir sürüsü söyledik. Aslında kanun maddelerinin hukuka yani olması gereken hukuka uygunluğu ayrı bir sorun. Burada hep kanunu konuşuyoruz. Ama kanunu konuşacaksak da kanunu da hukuka uygun yorumlamamız gerekir. Netice itibariyle anayasamızın 76. maddesi var. Ve buna uygun da milletvekili seçimi kanunu 11. maddesi var. Belirli suçlardan mahkum olanların milletvekili olmasının önü kesiliyor. Olamazlar diyor. Fakat Yüksek Seçim Kurulu biliyorsunuz nihai organ ve bir karar verdiği zaman tartışamıyoruz. Dedi ki Hatip Dicle milletvekili adayı olabilir. Gittik, seçtik. Oyumuzu verdik ve seçtik. Kesinleşti. Ve sonradan dendi ki olamazdı. Ha doğru, olamaz. Ama seçildiğine göre, bana göre artık anayasanın 84. maddesi devreye girer. Yani seçilmiştir diyorsunuz. Seçildi. Ne demek milletvekili yani? Sıfatı düşecek. Anayasanın 84. maddesi verirseniz eğer. Ya ne demektir o? Diyor ki milletvekili sıfatı belirli hallerde düşer diye bir madde var anayasada. Bunlardan bir tanesi de milletvekilinin kesin hüküm giyme veya kısıtlama haline düşmesi. Bu hususta ki kesin mahkeme kararı genel kurula bildirilmesiyle düşer. Yani bu saatten sonra genel kurul mu karar verir demek istiyorsunuz? Bildirilince düşer. Otomatik olarak düşer. Ama milletvekili şimdi ne olur? Hiç düşer. Bir dakika peki. Tek tek gidelim. Şimdi yavaş burada gidelim. Bütün espri şu. Niye bana izin vermiyorsunuz soru sormama? Yani yavaş gidelim. Anlayarak gidelim lütfen. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu bize bu kişi Hatip Dicle milletvekili adayı olabilir dedi. Dedi. Önümüze yanlış getirdi. Söyledi ama dedi. Tamam, önümüze getirdi. Biz de diyelim ki oy verdik, seçtik kendisini. Şimdi de Yüksek Seçim Kurulu bunu hangi hakla olamaz diyor. Şimdi bakın, hukuka uygun olması için netice itibariyle milli iradenin yasama organına tecelli etmesi lazım. Dolayısıyla milletvekili olması lazım. Düşerse sonraki bu oyları alıp bir partiye veremezsiniz. Yeniden seçim yaparsınız milletvekili olması bakımından. Şu anda milletvekili oldu mu Hatip Dicle? Bana göre oldu. Size göre oldu. Hayır, size göre olmadı. Kaldı ki zaten o bölgedeki seçim haksız oldu. Ne yaparsanız yapın. Milletvekili adayı olarak Yüksek Seçim Kurulu birisini gösterdi. Daha sonradan aslında şu an ben yanlış yapmışım diyor. Dolayısıyla AK Parti'nin 6. sıradaki adayını... Hangi parti olduğu çok önemli değil. A parti olur, B parti olur. Evet. Dendiği gibi 80 bin oy bir partiye gitseydi başka şekiller de ortaya çıkabilirdi. Hepsi olabilirdi, olmayabilirdi. Hepsi AK Parti'ye de gidebilirdi. Nereye gideceğini bilemeyiz. Hangi partiye gideceğini bilemeyiz. Ama netice itibariyle burada hukukçu gibi düşünmek Peki, gerekir. Sizce Hatip Dicle milletvekili oldu? Bana göre oldu ama düşmesi gerekir. Onu kim düşürecek? Meclis düşürecek. Meclis düşürmezse? Hayır, düşmek zorunda. Düşürmeme şansı İtirazım yok. Var. Ne fark ediyor ki? Ha, Yüksek Seçim Kurulu düşürsün. Ha, hayır işte şimdi Yüksek Seçim İtirazım Kurulu düşündüğü var. Zaman oylar başka partiye gitme şansı oluyor. Peki meclis düşürürse yeniden seçim mi yapılır? Bana göre evet. Hayır. Şimdi Sayın Yazıcıoğlu'na katılmıyorum. Bakın anayasanın 84. maddesi aslında oldukça açık. Anayasanın 84. maddesi milletvekili seçildikten sonra kesin hüküm giymeyi düzenliyor. Şimdi faraza Engin Alan Haberal ya da Balbay meclise girdiler milletvekili bu kişiler. Eğer yargılandıkları davalardan hüküm giyer iseler mahkeme kararı meclise bildirildiği an milletvekillikleri düşer. Ama daha ne kadar altını çizmem gerekiyor bilemiyorum. İlgili kişi Dicle için ilgili karar. Diyorsunuz ki milletvekili Mart ayında kesinleşti. Yani Mart denilen ayında burada milletvekili olamadı söylemidir. Milletvekili olamadı derseniz başka bir sonuca varırsınız. Evet milletvekili oldu çünkü seçime gittik, oyladık, seçildi. Ha, şimdi düşecek. Ben sizin iki hukukçunun görüş farkını şöyle anlıyorum. Hocamız diyor ki milletvekili bile olmamıştır, düşmüştür diyor. Değil mi? Siz öyle diyorsunuz. Milletvekili olmamıştır demiyorum. Milletvekili, farklı kavram. Milletvekili olmuştur fakat daha sonra milletvekili seçilme yeterliğine sahip olmadığı için YSK tarafından seçilme tutanağı iptal edilmiştir.
Hocamız da diyor ki, Yılmaz hocamız da milletvekili olmuştur. Düşecek. Onu düşürme hakkı meclisindir. Meclis evet. Düşürür diyor. Şimdi ikisi arasındaki fark şu. Burada... YSK yaparsa o milletvekili bir partiye gider. Hocamızın dediği gibi olursa orada seçim yenilenir. O noktada politik olarak Sayın Yazıcıoğlu'na katılıyorum. Yani ciddi politik sorunlar var. Yazıcıoğlu bu tür temsil sorunlarının ortaya çıkmaması için aslında bir formül üretiyor. Ama ben gene de yani haklı olduğu noktalar var, tam olarak katılmıyorum. Kaldı ki gene büyük bir hata var, doğru olarak telaffuz ettiniz. Memnun hakların iadesi de belirli suçlar bakımından milletvekili seçimine engeldir, yani öyle bir şey yok. Çünkü o ayrı, defteri... yani o da oldu. Ama şimdi bütün bunlar ortaya, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı kesin. Milletvekili adayı yaptı, gittik oy verdik ve hayır ben milletvekili olamazmış, vazgeçtim diyemez. Bir kere hukuk mantığını yürütmemiz gerekiyor ve milletvekili sıfatının düşmesi gerekiyor. Sonra pardon diyebilir mi YSK? Pardon diyemez işte. YSK pardon diyecek merci midir Allah peki, aşkına? Peki derse, misiniz? Yani, pardon derse. Bakın, burada bir dakika Hasip Bey, bir dakika. YSK pardon derse ne yapacağız? Diyemez. Ne yapıyor? Şu an diyor ama diyemez. Peki yanlış yaptıysa ona itiraz hakkı yok mu? Kesin değil mi YSK kararı? Kesin. Herhangi bir itiraz olur mu böyle şey ya? Bu da yani insanın canını sıkmıyor mu yani? Can sıkıcı bir şey. Hem son diyorsunuz ki yanlış bir karar verdi. Kesinlikle %100. Hem de ki hiç kimse buna itiraz etmeyecek. Peki ben şeye Hasip Kaplan'a sormak istiyorum. Hasip Kaplan, evet. Seçim yenilensin. Mesela bu bir çözüm müdür? Şimdi bakın çok açık söyleyeyim. Bir şans yakaladık. Bu seçimlerde biz bir şans yakaladık. Demokratik çözüm, barışçıl bir süreç için iyi bir hava, bir umut vardı. Ateşkes süreci uzuyordu. Ama bu kararlar bunların hepsini sildi süpürdü. YSK var olan bir durum var. Seçimden önce karar vermemiş. Sonra seçmene demiş adaylarınız bunlar. Sonra da oy kullanılmış. Şimdi burada mazbata sonrası verilen karar da YSK pardon diyebilir demelidir. Zaten avukatlar başvurdu. YSK demiyorsa siyasiler diyebilmelidir. Bakın AK Parti hükümetinden ana muhalefete kadar herkese bu sorunun çözülmesi için büyük sorumluluk düşüyor. Bu ülkeyi ateşe atmaya kimsenin hakkı yok. YSK'nın hiç hakkı yok. AK Parti hükümetin de 330'u bulacağım diye beleş milletvekillikleriyle burada derinden derine kendi özel ağır ceza mahkemesine atadığı savcılarla KCK tutuklularının durumunu dikkate getirerek, onları da içeride tutarak bir takım katukulli oyunlarıyla bu milletin iradesiyle dalga geçmeye hakkı yok. Hasip ve bu Bey, çok tehlikeli. Hasip Bey, bu KCK, bir dakika, bir beni dinleyin ne olur, bir dakika. Formülüne geçmeden önce bir dakika. KCK meselesini konuşacağız. O ayrı bir bahis. Şu Hatip Dicle meselesini bitirelim. Mesela Yüksek Seçim Kurulu ama diyorsunuz ki Yüksek Seçim Kurulu kararı kesin. O zaman hani ama buradaki bence yok hükmünde bu karar. Çünkü milletvekili oldu. 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 Yok hükmünde. Bir dakika Sinan Bey bir şey söylüyor. Hayır. Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edilebilir. Yüksek Seçim Kurulu kararını yeniden gözden geçirebilir. Biliyorsunuz bu veto kararlarında da bu yaşadık yani yakın zamanda da bunu gördük. Yüksek Seçim Kurulu bu itiraz üzerine yedekleriyle beraber tekrar toplanır. Bu kararını tekrar inceler. Yani peki, tasih evet. Eder veya etmez. Bu inceleme sonucunda itirazı kabil bunun. Mesela bu inceleme sonunda Hatip Dicle milletvekili olmuştur kararı çıkarsa eğer... Yılmaz Yazıcıoğlu'nun söylediği gibi başkanlığına gönderilmez. Yılmaz Yazıcıoğlu'nun söylediği gibi meclis düşürür mü Hatip Dicle'nin milletvekilliğini? Evet, şimdi orada tabii, bakın meclise geldikten sonra o bir sonraki sonra aşama. Bir durum ya o zaman milletvekili seçilmiş olur. O zaman milletvekili bakın, siyaset seçilmiş olur. Ve yasama bakın yasama organı devreye giriyor o zaman. Siyaset devreye giriyor. Siyaset ya çözecek ya batıracak. Yani burada ya Türkiye'de Kürt sorunu çözümünde
Savaş tamtamları çalacak ya demokratik bir çözümün Hatip, kanalları açılacak. Hasip Bey bir dakika. Ya, Hasip Bey bir dakika. Bakın, Sinan Bey şuna bir açıklık getirir misiniz? Hukukta bir tane yol yoktur. Bakın, bakın ben şunu söyleyeceğim. Hukukta bir tane yol yoktur. Hukukta birçok yol oluşturabilir, çözüm üretilebilir. Mesela şöyle bir çözümde bizim bir önerimiz var. Biz diyoruz ki Anayasa Mahkemesi'ne biliyorsunuz bireysel başvuru hakkı anayasayla beraber tanındı. Bu gerçi bunun yürürlüğü 2012 yılında ama mesela öne çekilmek suretiyle biliyorsunuz seçilme hakkı da AİHM'in kararları Anayasa Mahkemesi'ninki bağlayıcı olur. Şu 2012-2011 bir şekilde geri alınabilirse seçilme hakkı da temel insan haklarından olduğu için Anayasa Mahkemesi bu konuda bir çözüm getirebilir. Bir yargı kararı ortaya çıkınca da buna herkes saygıyla karşılaması gerekir. Ya da bununla ilgili tabii yasal değişikliği yapabilir. Yani bu iş öyle hemen oldu bittiye getirip de ondan sonra gürültü patırtı yapıp insanları sokağa dökmeye de gerek yok. Yani böyle bu ortamı germekle veya demokratik hak bakın izin olmaz. Verin. Eğer, Sayın Coşkun bakın, bir şey söyleyeceğim. Eğer çözümse bu ülkede demokrasi varsa demokratik tepki olacak. Yürüyüş olacak, şimdi protesto bakın, olacak, Hasip, zılgıt olacak, ıslık olacak. Arkadaşlar bu ülkeyi susturmak demokrasi şimdi, değildir. Yargının önünde, yargının önünde veya hakim ve savcı YSK'nın önünde bir karar veya bir dosya varken bunun sonucunu beklemeksizin bak böyle olursa biz de böyle yaparız ha falan gibi böyle tehditvari tavırlarla bir yere varılmaz. Önce tehdit, bir sonucu bakın, görürsünüz. Yargının kararını tehdit değil. Yargının kararını görürsünüz. Bakın dinler misiniz? Tehdit değil bunun adı. Tehdit değil. Ve YSK'nın yaptığı şantajdır, tuzaktır, seçmene saygısızlık. Bakın çok açık söylüyorum. Biz ben 36 de, tane parlamenter bakın, yarın seçim tartışacağız. Parlamentoya gitmemeyi tartışacağız. Bakın siz o kadar basite alırsanız bizim tepkilerimize tehdit hayır, derseniz olur mu? Halkın milyonların hayır, tepkisine bakın, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını doğru bulmadığımı ifade ettim biliyorsunuz. Ses vermesine tepki derseniz o ayrı bir konudur. Siz suskun bir Türkiye mi istiyorsunuz diye sorarlar. Bu yanlış. Hayır hayır niye? Biz tabii ki siyaseti sokakta da yaparız. Mecliste yani de yaparız. Bu biline. Bu biline yani, demokratik bir hayır, ülkede gösteri hakkı var. Hasip Bey. Hasip Bey belki de gösteri açıklama Hasip hakkı Bey, var. Hasip Kaplan bir dakika. Belki de Sinan ama Bey'in kastettiği şiddete başvurmayan demokratik gösteri, demokratik tepki tabii sınırları ki, içerisinde ki, kalması. Onu söylemek istiyor Sinan Bey. Ona uyarıda bunu. Devletin de gaz bombası kullanmaması lazım işte. Tabii tabii o da devletin öyle. Devletin de panzerlerini, tombalarını yığmaması lazım. Tabii. Yani. Engin Bey, bu tartışmaya ne diyorsunuz? Şimdi gelinen bu işte Anayasa Mahkemesi bir karar verebilir. Ya hukukta tek bir siz sanki hukukta tek bir yol varmış. Karar verilmiş, iş bitmiş. Artık yapacak bir şey yok. Hepimizin buna saygı göstermesinden başlıyor. Hayır bitmedi. Bir dakika Hasip Bey. Bu da bitmez. Hasip Bey bir dakika bir soru soruyorum. Bir daha kararı şu an kesin değil ki. İtiraz hakları var. Yüksek Seçim Kurulu. Evet. Bir daha değerlendirecekler. Evet. Bakacaklar. Yani evet, şu an daha karar kesinleşmiş değil itiraz edilince. Peki itiraz edecek. Ne diyecek Yüksek Seçim Kurulu bu itirazı değerlendirince? Daha önce nasıl yanlış yapmıştım dedi. Halbuki doğruydu. Burada ama bu sefer tam yanlış yaptı. İnşallah doğrudur demez. Bu sefer diyorsunuz bunun kesin düzeltmesi lazım öyle burada mi? Bana göre kesin düzeltmesi lazım. Bir kere hepsini evet geçiyorum. Hani kanunen Engin Bey'in dediği gibi olsun. Kanun. Fakat olması gereken hukuk bakımından değil. Asla değil. Hepsinin ötesinde demokrasiye uygun bir karar değil. Siz 80, yani bir seçime A'yı gösterin. Sonradan da ben aldım onu elin altından deyin. Şimdi hadi ne yapıyorsan Engin Bey, bu siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aday göstermelerine izin veriyorsunuz. Oy veriyoruz. Sonra da olmaz diyorsunuz. Burada bir saçmalık yok mu? Ama bu kişiler zaten aslında milletvekili seçilme yeterliğine sahip olmadıklarını kendileri biliyordular. Yani ben de askerliği yapmamış olabilirim ama aday olabilirim. Yüksek Seçim Kurulu da inceler ve der ama, ki seni kabul etmiyorum adaylığını. Tekrar ediyorum, adaylıkların değerlendirilmesi sürecinde Dicle hakkındaki kesin hüküm adli kayda girmemişti. Sorun buradan kaynaklanıyor. Peki Yüksek Seçim Kurulu bu adli kaydı ya, inceleyemez. Sorunun noktasını söyleyeyim mi? UYAP denilen bir sistem var, inceler.
İnceler yani, dedi üstün üstelik. İncelemesi de gerekir mi? Ana noktasını söyleyeyim mi? Yani ulusal yargı ağ projesinden bir projemiz var. Niye bunu incelemiyor? Son derece yani inceleyebilirdi. Niye bu aday i̇tiraz olmadan süreci, önce? İtiraz süreci devam ediyordu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına itiraz için avukatları dilekçe vermişti. Buna neden ne diyorsunuz? O zaman kesinleşmemişti zaten. Sonra kesinleşti demektir. Evet. %100 milletvekili düşme işlemine girer. Az evvel dediğim gibi milletvekili seçilmiştir. Mecliste gerekeni yapar. Meclise gelir diyorsunuz. Meclis yani gerekeni yapamaz. Bakın Sayın Yazıcıoğlu, söylediğiniz gibi dahi olsa kesinleşmiş mahkeme kararı meclise bildirildiği an milletvekilliği düşer. Evet, aynen. Burada öyle. Meclisin yani yapar bir karar alması aynen gibi almayacak, bir şey söz konusu almayacak olamaz. Yani meclis gereği yapar dediğim, meclise gelecek ve anayasadaki hüküm sebebiyle aslında onda çok net tartışabiliriz. Anayasa 80. maddesi diyor ki kesin hüküm giyme ve kısıtlama halinde düşmesinden bahsediyor ama hangi hükümlerden olduğunu söylemiyor. Yani az evvel dedi burada da hukuk yapacağız. 76. maddeye göre seçilememezlikler olduğu için bunlardan biri hakkında hüküm giyerse yoksa burada saymamış. Demek ki az boşluk evvel dediği gibi. Boşluk var mı peki? Yok. Hayır. Boşluk bunu yok. Yorumlama yok. Aslında var. Yok. Eğer motamam suçta ve cezada kanun ilkesi oraya bakımından girmeyin bakarsak var. Ama bunu böyle yorumlayabiliyorsak ben yani 76. maddeye atıfla. Anladım. Ben aranızdaki ihtilafı tam. İstanbul öyle bir ihtilaf olamaz hukuklar arasında. Olabilir. Yani. Hukuk yani. Ne denir? İki düşünce tarzı. Tamam. İhtilaf kötü bir şey değildir. İyi bir şeydir. İhtilafta rahmet vardır. Ben şimdi daha ihtilaflı bir konu söyleyeyim. Daha alevlendireyim. Bana kalırsa 21 Nisan tarihli bağımsız adayların adaylıklarını kabul eden YSK'nın kararı bütünüyle hukuka aykırıdır. Şimdi anayasa aslında çok net. Milletvekili seçilme yeterliğine sahip olabilmek için kişinin şu üç suçtan hiç hüküm giymemiş olması gerekir. Terör, yüz kızartıcı suçlar ve devlet sırlarını açığa vurma. Buradaki yasak süresizdir. Genel affa uğramış bile olsalar bu kişiler aday olamazlar. Şimdi YSK 19 Nisan tarihli kararında buna dayanarak adaylıkları iptal etti. Ama sonra şantaj, baskı ve tehdit altında kararını geri aldı. Kararını geri alırken zavallı ya, YSK dakika, diyesim geliyor. Ama bunu diyemezsiniz. Ama öylesine bir hukuk aykırılık yaptı ki. Bir dakika, BDP'lilerin sokağa çıkıp bu karara tepki göstermeleri demokratik hakları değil mi? Bu şantaj mıdır yani, tehdit tepki, midir? Canım yarım molotof kokteyli atmak, ortalığı kırıp dökmek kardeşim yani ya da iki polisi şehit etmek demokratik tepki ise ben söyleyecek bir şey bulamam. Mayın ya tuzaklamak demokratik tepki ise bu zaten bu masada konuşacak hiçbir şey yoktur. Hadi kardeşim ne alaka ya, Allah'ından kork ya. Kim öyle bir şey söyledi? Allah'ından kork be. Çok adaletsizsiniz, hocasın, hukuk nosyonun yok be. Allah'ından kork ya. Ne biçim insansın? Allah kim bunları versin söylüyor? Akşam güzel güldürdü. Kim bunları yani söylüyor? Tekrar geri konuşuyorsun dönüyor. Konuşuyorsun hiçbir şey bilmiyorsun. Tekrar hocam tekrar söyler misin? Asip Bey. Örgüt üyeliğinden cezasını kesenler milletvekili olmadı mı? AK Parti'den Kars milletvekili şimdi 8 sene ceza alıp geçen dönem mecliste değil miydi? Şimdi sizin anayasanıza göre bunların hiçbirisi olamaz. Şimdi oraya geliyorum. Ama sizin konuşmalarınız şimdi öyle değil. Bir dakika. Yüksek Seçim Kurulu 21 Nisan tarihli kararında aslında ciddi anlamda hukuka aykırı bir ayıp karar ya verdi. Biraz vicdan baskı ya ve tehdit ve şantaj Eylül altında şunu yaptı. Şöyle bir muhakeme kullandı. Bir dakika. Profesörlerini de tanıyoruz ya. Hasip Bey bir saniye lütfen. Ne farkınız var yani? Şimdi kamu hizmetlerinden yasaklık cezası ya da hak yoksunluğu dönem dediğimiz bir şey örgüt var. Örgüt üyeliğinden kesinleşmiş cezası kişi vardı. AKP'de milletvekili olmadı mı? Bu nedir bu? Bakın benim üniversitedeki yani hocam, çok sevdiğim hocam Bakır Çağlar. Sizi de sever. Sizi böyle konuşursanız Bakır hocama şikayet ederim ona göre. Kim hocanız? Tanır mı Hasip Bey? Strasbourg'da tanır. Vallahi Bakır hocam Türk Devleti'nin avukatıydı. Hasip Kaplan'da diğer kişilerin avukatıydı. Çok mat ettim Avrupa hocam Mahkemesi'ne. Hocam sizi sever, ben de sizi Bakır severim. Bakır hocanın karşısında da avukatlık yaptım. Çok hoca geldi, savundu Türkiye'yi, evet, bu yanlışlarını. Da hepsinde mahkum oldular. Anlayayım. Yazdığımız kararlar ortada yani. Hasip Bey bir dakika. Siz Engin Selçuk Bey'i tanıyor musunuz, burada konuşan hukukçu? Tanır mı sizi? Tanımaz. Siz kendisini tanıyorsunuz. Konuşmalarını yani dinlediğim zaman tüylerim diken diken oluyor. Tek kelimeyle onu söylerim. İnsan biraz demokrasiye bakar. Avrupa Birliği'nin getirdiği uyum yasalarına bakar. Anayasa 90. Niye bunlara bakar bakmıyorsunuz? Bir söyleyin, cevap verin. Yani niye cevap vermiyorsunuz? Bir düşünce suçunu bir terör dakika suçu olarak görüp mayınla özdeşleştirmek
adaletsizlik, hakkaniyetsizlik. Bir dakika. Zaten ya biraz mayınla biraz bakın. Vicdan. Hasip Bey, bir dakika bir anlaşalım. Mayınla özdeşleştirdiği şey Hatip Dicle'nin yaptığı şey değil hocamızın. Hocamız diyor ki demokratik... Bugün oturma eylemi yaptık Diyarbakır'da. Bir dakika oturmak ama. Mayın döşemek midir Allah oturmak mayın ya? Döşemek mi? Onu mu kastettin? Söyleyin. Yok, hayır canım. Hayır. Söyleyin o hayır, zaman. Yani, bunun hayır. Gibi eylemler. Hayır. Çadır kuruyoruz. Şimdi Engin Bey'e söylediklerine itiraz etmek zorundayım. Yani netice itibariyle baskı midir? Altında eğer mahkeme YSK karar verdiyse... Bir dakika Hasip Bey. Bakın başka bir hocamız başka bir şey söylüyor. Baştan alır mısınız? Duyulmadı. Şimdi baskı şantaj altında... YSK'nın, Yüksek Seçim Kurulu'nun yani verdiğini, BDP'nin tepkilerini böyle değerlendirirsek. Demiyoruz. Netice itibariyle Türkiye'de yani derseniz o zaman o parti suç işliyor demektir. YSK ne yapıyor o zaman? Netice YSK belirli bir baskı altında suç karar verdiyse suç işlemiştir. Kamuoyu kötüye kullanmıştır. Kamuoyu baskısı diye bir şey olabilir mi YSK? Her zaman olur. Peki hepimizin buna, üzerinde olur. Bir dakika. YSK kamuoyu baskısını dikkate alırsa suç işlemiş olur mu? Hukuka aykırı karar vermiş. Yani kanuna aykırı karar vermiş olur. Görevinde kötüye kullanmış olur. Bu kadar basit. Kamuoyu tepkisine göre. Şimdi zaman bak, hiç, hakim. Hocam siz şantaj ama falan diyorsunuz derseniz, ya. Bakın, bir dakika. Derseniz ki şantaj altında karar verdi. Onlar suç işlemişler. Hayır yani derler ve bu da suç olur. Ya herkes. Ya Türkiye'de en... Bir dakika Hasip Kaplan bir dakika. Benim hatırladığım Türkiye'de PKK'ya, teröre, bilmem teröristlere en karşı çıkanlar bile... BDP'ye yapılan şeyin haksız olduğunu söylediler, yazdılar. Gazeteciler, kanaat önderleri. Bu şantaj mı yani? Buydu bence. Ya yanlış. Hayır, YSK'nın kararını geri almasının nedeni. Hayır, YSK'nın ikinci kararı bütün hukuka aykırıdır. Sevgili hocama o zaman şu soruyu tevdi edeceğim. O zaman şantajla demeyin, kamuoyu baskısıyla değil. Şu soruyu tevdi edeceğim. YSK'nın 19 Nisan tarihli adaylıkları iptal eden kararının gerekçesi kesinleşmiş terör suçlarından mahkumiyetti. Doğruydu ve hukuka uygundu. Doğru ve hukuka uygundu. Evet çünkü memnu hakkın iadesi kararı ortadan kaldırmaz. Şimdi, affa uğrasa bırakın şimdi, daha büyüyor. Çok doğru. Affa uğrasa kaldı. Hatip Dicle kararı. O yanlış diyorsunuz. Çok doğru ama cümlemi tamamlamama izin verin. 21 Nisan tarihli kararında YSK memnu hakkın iadesi gibi garip bir nedenle kararını geri aldı. Hocam kesinlikle da iyi bilir yanlış. Ki... İlk kararda belirtilmeyen bir ret nedeni dolayısıyla ikinci kararla bir işlem karar düzeltilemez. Bunu ben hiçbir şekilde açıklayamıyorum. Peki yeniden o tartışmaya mı dönelim? Ne olursunuz yapmayın yani. Ama bakın, yalnız bakın kamuoyunun ne düşündüğü önemli olmakla... tamam ama Yazıcıoğlu da Sayın Yazıcıoğlu da aynı şeyi söyledi. Ben de aynı şeyi söylüyorum. YSK'nın 19 Nisan tarihli kararı bütünüyle hukuka aykırı. Peki Sinan Bey ne diyor? Ama bu konuyu hukuka uygun da başka bir şey. Geriye giderek sonuçlanamaz. Ben de onu söylüyorum. Geriye gitmeyelim diyorum. Siz netice itibariyle milletvekili düşünecek miyiz yoksa ortadan kaldıracak bize karar verilmesi gerekir. Bir dakika. Yine de Sinan Bey memnu hakların yani o ben şu, önceki ilgili bir cümle söylemek vakayla istiyorum. İlgili bir cümle şu boyutuyla da bakmak lazım olaya. Memnu hakların iadesiyle ilgili. Yani bir de biliyorsunuz seçilme hakkı temel insan haklarındandır. Yani bir adam bir suç işledi, ömür boyu, hayatı boyunca onun da engellenmesi de insan haklarına aykırıdır. Bu anlamda da düşünmek lazım. Yani şimdi yani evrensel insan hakları boyutunu da ihmal etmeyelim diyorsunuz. Evrensel insan tabii ki, hakları. Tabii ki. Yani niye o çerçeve, bir dakika. Sinan Bey niye baktığımız zaman bu anlamlı değil mi bu sözler? Hayır, benim için çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Suç niye? Suç çok ciddi bir davranıştır. Suç kamu düzenini bozucu bir davranıştır. Bir kişi suç işlemişse umumun hukukuna tecavüz etmiştir. Ben suça dair bir not aktarabilir miyim? Hemen İrfan Ak'tan ben mahsus biraz geride bıraktım. Tam da belki bu noktada girmeniz gerekir devreye. Evet. Biraz şu hukuk işini bir konuşalım diye biraz ihmal ettim. Ama hemen girebilirsiniz. Buyurun. Şimdi bu suç denen şeyi bence bir tartışmak lazım. Ayrıca propaganda nedir? Hatip Dicle ne demişti? Onu hatırlayalım. Yani Hatip Dicle'nin suçu nedir? Evet, Hatip Dicle'nin suçu ne? Şimdi çok daha geriye gidiyoruz o zaman. Gidelim. Gidelim. Esası o çünkü. Geliyoruz. Esası o çünkü, evet. Ama esasa bütün geliyoruz. Bütün şey orada düğümleniyor. Siz diyorsunuz ki terör örgütünü övme, propagandasını yapma... suçundan ceza aldı. Dolayısıyla milletvekili seçilemez. Herhalde özeti bu. Şimdi şu cümlenin nesi acaba propaganda? Bunu bir tartışalım. Bu ateşkes fiilen geçersiz hale geldi. Ordunun operasyonları durmadığı takdirde onlar da meşru müdafaa haklarını kullanırlar. Çatışmalar bu şekilde bugüne kadar geldi. Basından son açıklamalarını duydum.
Biz barışçıl çözümden yanayız. Yine ateşkes konumumuz devam ediyor. Ordu operasyonları durdurmazsa biz herhangi bir saldırıya girişmeyiz diyorlar. Hatip Dicle'nin ceza aldığı 2007'de Anka Haber Ajansı'na verdiği mülakat. Şimdi dolayısıyla aslında soğukkanlılıkla oturup yargının en az 80 bin kişinin oyunu berhava eden, çöpe atan kararını hukuki bulmak bir perspektif. Bu perspektif özellikle bölgede çok farklı bir reaksiyon yaratıyor. Yani burada siz kadehinizi elinize alırsınız ve dersiniz ki azizim bu bir yargı kararıdır ve tartışmanız, haykırmanız, oturup kalkmanız beyhudedir diyebilirsiniz. Fakat esas olan Türkiye'de insanların mutlu ve özgür bir şekilde yaşamalarıysa, yani eğer bizim derdimiz buysa, biz zaten o yüzden yargılama yetkisini mahkemelere devrediyoruz. Biz yurttaşlar o yetkiyi devlete naklediyoruz. Devletin hukuku sağlaması üzerine bir yetki devri söz konusu. Fakat eğer bu yetkiyi hukuk birimlerince halka karşı, halkın iradesine karşı kullanılmaya başlanıyorsa burada artık bu kadar soğukkanlı duramazsınız. Bu peki, kadar İrfan Aslan yani, bir dakika. Özür dilerim. Bir cümle daha bağlayayım. Yani bir karar hukuki olabilir, yasal olabilir. Fakat bu demokratik olduğunu kesinleştirmez. Engin bu önemli Bey, bir ayrıntı. Engin Bey, şimdi İrfan Aktan Hatip Dicle'nin bu neden ceza aldı? Bu adamın suçu neydi sorusuna verdiği bir cevap var. O da o metni okudu. 4-5-6 cümle. O cümleleri herkes söylüyor artık Türkiye'de. Yani herkes bu cezayı almıyor galiba. Sorun bu zaten. İfade özgürlüğüne girmiyor mu yani bu? Sorun yani bu böyle zaten. Çok da kışkırtıcı, hadi alın ellerinize silahları, sokaklara dökülün filan dememiş. Böyle yaşasın PKK falan gibi laflar da etmemiş. Yani bir analiz yapmış. Onlar öyle yaparsa burası böyle yapar falan diye. Tamam, biraz uç fikirler ama bunlar demokratik bir ülkede söylenmeyecek mi yani? Şimdi karar yanımda yok. Sayın Akın da karardan seçerek bir iki cümle okudu. İhtiyatlı karşılamak gerekiyor ama ben ilgili cümledeki... Bütününü okumamış olabilir İrfan Evet Hatta. Yani karar önümüzde yok. Ben ilgili cümledeki meşru müdafaa kelimesine dilerseniz, takıldım. Dilerseniz bir son iki cümleyi kuvvetin... de okuyayım, orada hiçbir şey yok. Gerek yok İrfan Dilerseniz Hatta. Okuyayım. Şimdi gerek yok yani, tamam onu anladık. Şimdi evet. Bakın... Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele ediyor. Terörle mücadele haklı bir eylem midir? Eylemdir. Tabii ki. Peki haklı bir eylem karşısında meşru müdafaa mümkün mü? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi karşısında siz nasıl olur da karşı tarafın çatışmaya girmesini, can yakmasını meşru müdafaa olarak nitelersiniz? Sorun Türkiye'de ne biliyor musunuz? İşte bu düşüncenin yerleşiklik kazanması. Bakın açık söyleyeyim, bir devlet ancak böyle yok edilir. Eğer bu düşünce yani bu hakimiyet kazanmışsa... Bu laflar edilemez diyorsunuz. Edilemez. Bu edilememeli. Nasıl kurarsınız? Şimdi barış deniyor. Yahu dünyanın neresinde bir silahlı kuvvet silah bırakır? Bakın barış demek aslında bal gibi savaş demektir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah bırakacağını siz böyle bir ihtimal olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde hangi devlet silah bırakır? Siz bunu bile ya bile eğer meşru Allah. Müdafaa ve barış yani diyorsanız bu aslında savaş istediğiniz anlamı. Ben onu anlamadım. Niye biz o iki paragrafı tartışmıyoruz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Söyler misin? Diyor bir dakika. Ki, yavaş, tek tek gidelim. Bir dakika. Hasip ya Kaplan. Hasip Kaplan bir dakika. Ya. Bir dakika Hasip Kaplan. Kim söylemiş bunu? Bu ya söylediğin. Yapmayın ama ya kim bir... söylemiş bunu? Ha, tamam bunu söyleyecek. Hayır, soruya cevap. Öte yandan bakın bunun ben siz cezalandırılabilir bir davranış olduğunu söylemiyorum. Ama hayır, dediniz yanlış az önce. Anlaşılmasın. Böyle... İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihatlarına göre toplumu şok edici, rahatsız edici cümleler kurulabilir. Hayır. Peki. Yani şimdi bakın cebir ve şiddete davet etmeyen görüşler eleştiri ve ifade özgürlüğü içindedir. Eğer bilmiyorum ben incelemedim o kararı. Mahkeme bir karar vermiş. Ama Türkiye'de ifade özgürlüğünün çok geniş yorumlanmadığını biliyoruz. Cebir ve şiddete davet etmediği müddetçe görüşleri artık biz demokrasinin bir gereği olarak ve gelişmesi için kabullenmemiz gerekir. Bunu eleştiri Doğru. olarak Doğru. Ha, bu kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kriteri. Doğru. Bunun aksine olan davranışları da Türkiye sürekli cezalandırıyor. Ama siz az önce bir analiz yaptınız. O analiziniz O analiz doğrusu Hatip benim Dicle'nin... kişisel yorumum. Anladım. Savunmuyorum.
kişisel olarak söyledim. Olay çünkü biraz politik mecraya çekildi ama Sayın Yazıcıoğlu'nun görüşlerine katılıyorum. Bana kalırsa o cümlede evet, evet. Yani gelinen ortamda en azından şu an ifade hürriyetinin sınırları geniştir. Bence de cezalandırılabilir bir davranış yok. Ama ben kişisel görüşüm olarak söyleyeyim. Siz anladım. Hukuken baktığımızda diyorsunuz doğrusu budur. Ama ben kişisel olarak bu tür sözlerin söylenememesi gerektiğini düşünüyorum diyorsunuz. Tamam, ona da saygı duyuyoruz. Hele böyle bir ortamda. İrfan Aktan ne diyeceksiniz bu konuşmalara? Şimdi aslında hukukun temellerini de yine siyasal iktidarın yani bu taşları döşediğini biliyoruz. TMK'yı biliyorsunuz 2006 yılında mevcut hükümet revize etmişti ve sonrasında pek çok sıkıntı yaşandı. Biz gazeteciler de aynı sorundan muzdaribiz. Yani mesele şu, biz konuşabilecek miyiz? Biz gazeteciler yazabilecek miyiz? Siyasetçiler konuşabilecek mi? Şimdi eğer yani yargıç pozisyonu çok muktedir, çok kendinden emin bir pozisyon ama bu yargının ve yargıcın tartışmasız bir biçimde ülkede hüküm süreceğini elbette ortaya koymaz. Eğer öyleyse o zaman biz milletvekili seçmeyelim, yargıç seçelim. Hatta yargıçlar atansın ve onlar ülkeyi yönetsin. Şimdi dolayısıyla Başbakan Erdoğan'ın da şiir okudu diye hapis cezasına çarptırılması büyük infial yarattı. Hem toplumda hem siyasi mecrada. Yani bu tür bunlar komik ve trajik şeyler. Türkiye artık kendi halkının psikolojisiyle, toplumsal düzenle bu kadar oynamamalı. Böyle bir mecra, yani sürekli diken üstünde bir toplumsal düzen kurulamaz. Yani düşünce insanların özgür. Psikoloji. Düşünce özgür olmalı diyorsunuz. Evet. Bir dakika, evet, bir virgül atalım İrfan Aktan. İnsanlar bunu aktarabilmeli. İrfan Aktan'ın söylediklerini dinledikten sonra hemen ben Sinan Kılıçkaya'ya dönmek istiyorum. Sinan Bey, Türkiye demokratikleşme, özgürleşme alanında çok ciddi adımlar attı. Buna rağmen, evet. Buna rağmen standartlarımızın, ifade özgürlüğü bakımından standartlarımızın, en azından buradaki hukukçularımız arasında bir konsensus var. Çok dar yorumlandığı, mesela Hatip Dicle'nin o cümleleri edebilme özgürlüğünün olması gerektiğini söylüyor herkes. Ne diyorsunuz? Neden bu adımlara rağmen, demokratikleşme, özgürleşme yolunda atılan bütün bu adımlara rağmen niye bu konuda bir daralma var? Bu yoksa sadece şimdi, PKK hareketine ya da BDP çizgisine yönelik bir tutum mudur? Yoksa genel bir sorunumuz mu bizim bu? Tabii bir taraftan PKK ve BDP çizgisine karşı biraz daha tahammülün dar olduğunu düşünebiliriz veya söyleyebiliriz. Ancak şu var, Türkiye'nin doğru yerde olduğunu gösteriyor. Bugün az önceki konuşmalarda dikkat ederseniz bu çok önce yapılmış bir konuşma. Yani bugünlerde son birkaç yıl içerisinde yapılmış bir konuşma değil. Geçmiş yani bu gelinen noktada bugün itibariyle her birimiz bu konuşmanın düşünce hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunu 2 yıl önce, 3 yıl önce mahkemeler cezalandırıyor. Halbuki bu dava bugün açılsaydı ben kanaatim öyle ki mahkemelerin böyle bir ceza kararı da vermeyebileceği yolunda kanaate yani sahibim. Yani Hatip Dicle o cezayı almayabilirdi. Türkiye, hocam, almayabilirdi çok, evet. Çok şimdi yaptım. Şöyle düşünün bakın şu da var. İşte başbakan şiir okudu, ceza aldı. Bugün hangi mahkemeye giderse gitsin başbakan aynı şiirden ceza alması mümkün değil görünüyor. Aynı şey Hatip Dicle için de geçerli olabilir. Sinan yani Türkiye Bey, esasında demokratikleşme yolunda çok ciddi adımlar atıyor. Özgürleşme, ifade hürriyeti yolunda çok ciddi adımlar atıyor. Halbuki bir şuradan da bunu çıkarabiliyoruz. Mahkemeler bazen burada geri kalırlarsa ki zaman zaman geri kalıyorlar. İşte Yüksek Seçim Kurulu daha önce ilk verdiği kararda biraz geri kaldı. Müthiş bir infial oluştu, kamuoyu oluştu. Kamuoyunda oluşunca bu sefer işte yanlış denilen ama bence doğru olan yani şöyle yasal olarak belki yanlış denilebilir ama hukukun genel ilkeleri çerçevesinde, insan hakları çerçevesinde baktığımız zaman doğru olan ikinci kararını verdi. Bugün de işte yine o ikinci kararına rağmen döndü başka bir pardon dedi, başka bir karar verdi. Umarız aslında yine demokrasi çerçeveli düşünür veya insan hakları çerçevesinde düşünüp
biraz daha bu yapılan itiraz üzerine yine bir doğru yolu bulur mu veya peki, bulamaz mı? Sinan Bey, onu bir şey söyleyeceğim. Tabii, onu Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu'ndaki evet. yargıçlar özgürlükleri, demokrasiyi biraz evrensel anlamda algılamayıp dar mı yorumluyorlar? Sorun buradan mı kaynaklanıyor? Şöyle söyleyebiliriz. Bakın Yüksek Seçim Kurulu'nun son yıllarda aldığı kararları dikkatle incelediğimiz zaman şunu görüyoruz genellikle. Yasal yorumlar yaparken dar ve lafsi yorumlar yapıyor. Mesela işte yakın zamanda verdiği kararlarla birçok kararında da bunu görüyoruz. Mesela işte yurt dışında olan vatandaşlarımızın oy kullanmasında yaklaşımı veya işte geçmişte verdiği birçok kararda bu hususu görebiliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu bakarken biraz daha dar bir çerçevede bakıyor. Sadece kanunun lafzına bakıyor. Halbuki biraz daha gaye yorumu yapsa, amaç yorumu yapsa, evrensel ilkeleri de dikkate alarak yorum yapsa sanıyorum bu yanlışları veya daha az yanlış yapacaktır veya daha farklı kararlara da varması mümkün olacaktır. Engin Selçuk. Neymiş bu evrensel ilkeler? Ben merak ben ediyorum. Göçkün. Siz Kıta Avrupası Buna anayasalarında şey milletvekili seçilmeye engel şartların olmadığını mı zannediyorsunuz? Bir dakika Hasip Bey, bir dakika. Bey, evrensel ilkeler nedir? Evrensel ilkeleri benden de iyi biliyordur. Yani neymiş diye sormak sürekli çok şey ama gelmedi yani, bana. Hayır. Bakın. Benim anladığım seçilme hakkından bahsediyoruz. Evet, seçme hakkından bahsediyoruz. Peki, 80 bin vatandaşın oy vermesi, oy hakkından bahsediyoruz. Yani bunlar yani evrensel ilkelerin ne olduğunu sizler bizden daha iyi bilirsiniz. Yani milli irade ediyorsunuz yani. Bilmediğiniz hususlar değil. Peki haklar tabii mutlak ki, tabii mıdır? Ki. Yani insanların oy hakkını düşünün bir taraftan. Dünyanın neresinde bütün haklar mutlak? Yani her hak ve hürriyet anayasal çerçevesinde sınırlandırılır. Ben dedim gibi anlamakta ama lütfen bir cümle telaffuz, bir cümleye karşılık 2 yıl hapis mi? Yani bu siz bunu hangi bu farklı çerçevede, bu farklı hangi mantığa? Ama yani özetle izin verirseniz şunu söyleyeyim. Doğru ya da yanlış, 21 Nisan tarihinde YSK adaylıkların önünü açmıştı. Açarken de gerekçesi, tekrar altını çizeyim, memnu hakkının iadesine ilişkin yazı, belge getirmeleriydi. Şimdi YSK aynı mantık koridorda ilerlediği için aynı kararı tekrar etti, devam ettirdi. Ve bu Hatip Dicle olayında doğal olarak adaylığın iptaline hükmetmek zorundaydı. Çünkü memnu hakkın iadesi mümkün değil. Bunu anlamak neden çok zor? Çünkü süre geçmedi üstünde. Anlayamıyorum. Süre geçmedi. Elbette ki. Elbette ki. Anayasada Bey, bakın çok Yüksek Seçim Kurulu kanunda çok net yapmış olsaydı. Var. Şimdi siz başta saçma Bey, bir karar verdiniz. Yüksek Seçim Kurulu daha saçma. Evet daha saçma. Yani, böyle bir şey söyleyebilir miyim? Seçimden önce bu kararı vermiş olsaydı. Önü açalım. Sinan Bey'i bir dinleyebilir miyiz? Bir şey söyleyecek bir cümleyle. Bakın Engin Bey, eğer Yüksek Seçim Kurulu bu kararını seçimden önce verseydi bir şekilde anlaşılabilirdi. Bir dakika yani, Sinan Bey bir dakika. Sinan Bey bir, en bir, önemli de, hatası. Bir dakika. Niye seçimden önce vermedi bu kararı? Orada itiraf edeyim, söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani diğer konuşmacılara hak verebilirim. Evet. Orada itiraf edeyim, söyleyecek bir şeyim yok. Neden YSK böyle yaptı? Ama bütün tartıştığımız konu da zaten evet. bu. Evet. Yani deniliyor evet. ki Hatip... Yazık günah değil mi? O kadar evet. insanın oyunun evet. boşa gitmesi... Hasip Kaplan'ın feryat etmesinin nedeni bu. Yani... Diyor ki, kardeşim diyor bu adamı milletvekili yapmayacaktın madem. Niye aday yaptırdın diyor değil mi? Bütün feryat burada. Siz de orada hiçbir niye şey... Niye yarışa sokuyorsun? Niye seçmene yanlış oy dışarıdan kullandırıyorsun? Bakın. Hukuk kötüye kullanılmak için yok. Hukuk tuzak kurmaz. Hukuk vatandaşıyla dalga geçmez. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi seçimin düzenini, adaletini sağlamak. Sen 80 bin Diyarbakırlı seçmene diyorsun. Seni seçtiğin vekili de tanımıyorum. Verdiğin oyu da tanımıyorum. Üstüne de AK Parti'ye veriyorum. Ya demezler mi ki Allah aşkına insaf, vicdan, izan, düzen, adalet, eşitlik bunun neresinde? Bakın demin bir şey konuşuldu. Burada peki. hukukçular var değerli. Peki, Hasip Kaplan. Hocalarımız düşünce suçuyla ilgili. Evet. Bunu söyleyeceğim. Düşünce suçu. Türkiye'de düşünce özgürlüğü yok kardeşim. TMK varsa, TCK 215, 216, 220, 301, 314'ün olduğu bir ülkede, toplantı gösteri yasasının olduğu bu ülkede, düşünce özgürlüğü yok. Peki Hasip Kaplan bir dakika bir dakika şu şeyi konuşalım. Sinan Bey iş geldi dayandı. Ya kardeşim bu Hatip Dicle'nin eğer milletvekili
seçilme yeterliliği yoksa, onu herhalde siz o cümleyi söylediniz değil mi? O cümlenin üzerine hepimiz anlaştık. Yani niye aday gösterilmesine evet. izin veriyorsun? Problem burada galiba değil mi? Niye listeleri kesinleştiriyorsun ve listelere oy pusulasına koyup da insanların oraya oy vermesini sağlıyorsun? Yani bunu öncelikle yani Yüksek Seçim Kurulu burada Yılmaz şekilde Bey. Hatalıdır. Yılmaz Bey bir dakika. Bir Yılmaz hatada, Bey ne diyor bu konuda? Bakın, haklı mı bunun söylenmesi haklı mı? Niye kesinleştiriyorsun eğer aday olamayacaksa, milletvekili olamayacaksa? Beni o kısım ilgilendirmiyor. Kesinleştirdin. Madem sonuç kesinleştirdin. O zaman milletvekili olacak diyorsun. Hayır, kesinleştirdin. Şimdi düşüreceksin. Ama düşürdüğün zaman sonuçları farklı. Halbuki sen milletvekili seçmedim diyorsun. Seçmediyse niye bizi sandığa oy verdirmeye gönderdin? Yüksek şimdi seçim yoksa tabii ki değil. Niye yaptın? Niye olduğu tartışabiliriz sabahtan akşama kadar ama yaptı. Ama yanlış. İlk karar mı? Yani ilk defa mı yanlış oluyor? Yani binlerce var. Ama şimdi YSK ne diyor? Şimdi yanlış. Milletvekili değildir mi diyor? Milletvekili seçilmemiş midir diyor? Öyle diyor. Aslında öyle diyor. Aslında evet. Yeterli olsa sen milletvekili seçilmedin diyor. Hatip Dicle milletvekili olamadı diyor. Hatta seçime girdiğini bile kabul etmiyor bu kararıyla. Böyle saçmalık olur mu? Siz de diyorsunuz ki milletvekili olmuştur. Tabii sen bize oy verdirdin. Milletvekili adayı yaptın. Kesinleştirdin listeleri. Oyu da verdirdin. Ha şimdi milletvekili sıfatı düşer. O ayrı. O ayrı. Oraya gelince de ayrı diyorlar. O tartışmaya girmiyorlar. Elbette ki çünkü sonuçları farklı. Tamam. O zaman anlaştık yani. Peki ben... Tabii burada çözüme ilişkin benim şöyle bir önerim veya düşüncem var. Daha doğrusu önerim derken... Düşüncem var. Şimdi ortada bir yanlış var. Yani bunu herkes biliyor ve hepimizin de kabul ettiği bir yanlış. Yani bu seçildikten sonra, insanlar oy kullandıktan sonra milletvekili seçilmedi demek yanlış. Bunun çözümünü de şu olabilir. Yani neticede eğer Yüksek Seçim Kurulu bu kararında itiraz üzerine ısrar ederse yapılabilecek bir şey olmalı. Yani hukuk buna bir çözüm üretmeli. Yoksa bu böyle oldu ne yapalım, yanlışsa yanlış, bu yanlışla da kalalım dememeli. Onun için de yapılabilecek şey şudur diye düşünüyorum. Anayasada bireysel başvuru hakkını elde etmişiz. Anayasamızda böyle bir hüküm var. Her ne kadar sonra yürürlüğe girecek idiyse de bununla ilgili yasal düzenleme yapılabilir veya bu süre öne çekilebilir. Oradan yaklaşmak suretiyle bu konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınıp Anayasa Mahkemesi'nde de nihai bir kararla, yani yargının kararıyla sonuçlandırılabilir. Böylece de bir çözüm üretilmiş olur ve Türkiye'nin de bu şekilde bir tıkanıklığı, bir problemi Sinan Bey, açılmış olur. Bu tür çözüm önerileri daha çok konuşulacaktır. Burada da dile getiriliyor bir kısmı, söylendi de zaten nitekim. Şimdi devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Sayın seyirciler, kısa bir aradan sonra Hatip Dicle olayını bir tarafa bırakacağız. Ortaya çıktı, görüşler belirginleşti. Kararı kamuoyuna bırakıyoruz, sizlere bırakıyoruz ama kısa bir reklam arasından sonra şu konuyu tartışacağız. Tutuklu sanıklar var. KCK'dan tutuklu 4 milletvekili var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden tutuklu 2 milletvekili var. MHP'den tutuklu 1 milletvekili var. Yarın bunlar hakkında bir karar verilecek. Bunların tutuklulukları devam edecek mi? Yoksa serbest kalacaklar mı? Bu konuda karar verecek. Bunu tartışacağız. Tutuklulukları devam etmeli mi? Yoksa serbest kalmalılar mı? Kısa bir aradan sonra. Çok kısa bir bölümümüz var. Şimdi birinci bölümde konuştuğumuz konu Hatip Dicle konusuydu. Hatip Dicle konusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun ortada Hatip Dicle'nin eğer seçilmesine engel bir durum varsa, ki Yüksek Seçim Kurulu öyle düşünüyor, niçin aday listesinde kendisine yer verdiği sorusu var. Bu soruya kimse cevap veremiyor. Burada yapılmış bir hatadan bahsediliyor. Bütün konuklarımızın üzerinde birleştikleri tek nokta bu oldu ve bence de bu nokta önemli bir nokta. Yüksek Seçim Kurulu neden bu konuda böylesi bir yaklaşım sergilemiştir? Bu tam olarak anlaşılamıyor. Şimdi Hatip Dicle konusunu bir tarafa bırakalım. Yarından itibaren eğer yarın karar çıkacak. Yarından itibaren de yarın çıkacak olan kararı tartışacağız. Yani Mustafa Balbay'ın, Mehmet Haberal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden, MHP'den Engin Alan'ın ve KCK davasından yargılanan
4 bağımsızın tutukluluk halleri ne olacak? Bunlar cezaevlerinde, değişik cezaevlerindeler. Karar nasıl çıkacak? Tutuklulukları son mu bulacak? Devam mı edecek? Esas bütün kamuoyu bir yandan da bu karara gözlerini çevirmiş durumda. Savcılar bütün tutuklular için tutuklukların devam etmesini talep etti. Tek gelişme bu. Yarın da karar çıkacak. Ben hemen Hasip Kaplan'a dönmek istiyorum. Hasip Bey, KCK davasından 4 tutuklu diye biliyorum ben. 4 tutuklu var değil mi? 5 mi? 5 tane var. 5 var. Savcı onların tutukluluklarının devam etmesi yönünde mütalaa bildirdi değil mi bildiğim kadarıyla? Evet, aldığımız son bilgi o. Peki KCK tutukluları için, KCK tutuklu olan milletvekilleri için de karar yarın verilecek mi? Bekliyor musunuz yarın çıkmasını kararın? Yoksa birkaç gün içinde mi verilir? Şimdi tabii bu yakından izliyorum. 5 tutukludan 2 tanesi Şırnak milletvekili Sayın Selma Armak ve Faysal Sarı Yıldız. Mardin milletvekilimiz var Gülser Yıldırım. Van milletvekilimiz var Kemal Aktaş ve Şanlıurfa'da İbrahim Ayhan var. Şimdi bakın, bunlar tutuklu. Ve bunların hiçbirinin dosyasında mağduru olan bir dosya yok. Bir şiddet olayı yok, bir çakı yok, bir tırnak olayı yok. Ve 2,5-3 senedir tutuklular. Şimdi bunlar mazbatalarını avukatlarıyla beraber aldık. Bu andan itibaren milletvekiller. Anayasa 83, 84. madde uyarınca dokunulmazlık kapsamında artık meclisin kararı olmadıkça yargıya, ifadeye, şuraya buraya götürülemezler. Burada ilk gün bugüne kadar olan uygulama örnekleri hepsinde milletvekili olanların son sabah Tuncel örneğinde olduğu gibi serbest bırakıldı, tahliye edildi ve gelip görevlerin başına döndü. Ancak burada bir handikap var. Bir özel ağır ceza mahkemesi statüsüyle özel ağır ceza mahkemelerine özel savcılar ve özel hakimler tayin ediliyor. Başbakan seçim öncesi hele bakalım bunlar bırakılacak mı diye bunun ipucunu vermişti. Şimdi Sayın Dicle olayında olduğu gibi 5 tane KCK tutuklusu müvekkilimizle, parlamenterimizle ilgili olarak böylesi bir kararın geliştirilmesi durumu Dicle olayından sonra bardağı taşıracak, en son fırtınayı koparacak peki nokta oldu. Hasip Kaplan, çok açık söylüyorum. Bir virgül atın. Bir virgül atın, konuşacağız bunu bir dakika. Çünkü başka tutuklu parlamenter sıfatını kazanmış olan başka tutuklular da var. CHP'den 2 isim var. Bir de MHP'den 1 isim var. Siz bu konuda özellikle Yılmaz Bey bir şeyler söyleyeceksiniz ve üzerinde düşündüğünüz, çalıştığınız bir konu. Kısa bir reklam arası verelim. Kısa bir reklam arasından sonra sizin görüşlerinize devam edelim. Doğru alanda projeler geliştiren DAP Yapı. Doğru alanda projeler geliştiren DAP Yapı. Evet, tekrar birlikteyiz. Ya devam ediyoruz. Hemen Yılmaz Yazıcıoğlu'yla başlayalım. Soru şu. BDP'nin 5 milletvekili tutuklu. MHP'nin 1 milletvekili Engin Alan tutuklu. CHP'nin 2 milletvekili Mustafa Balbay, Mehmet Haberal tutuklu. Bu tutukluların, milletvekili olan, seçilen bu tutukluların tutukluluk hali devam etmeli mi, etmemeli mi, serbest bırakılmalılar mı? Bunu ancak mahkeme söyler ama başka şeyleri konuşabiliriz. Hayır, hem de tam bu konuda konuşabiliriz. Neyi konuşabiliriz? Şimdi tam mahkemeler ikileme düştüğünü konuşabiliriz. Hangi açıdan? Milletvekili seçildiler, o zaman tahliye edelim diyebilirler. Hayır diyecekler. Her ikisi de aslında kendi içinde kaotik bir durum yaratacak. Neden mi? Bakın, konuşmamız gereken bu 5 kişi 6 kişi değil. Konuşmamız gereken Türkiye'de tutuklamaların nasıl yapıldığı ve nereye vardı. Şimdi netice itibariyle bazıları 3 yıl, bazıları 2 yıl, bazıları daha uzun süredir tutuklu kişiler milletvekili seçildiler. Mahkemelerde milletvekili seçilmelerinin neticesinde tahliye edip etmeyeceğine karar verecekler. Evet. Eğer milletvekilleri seçildiği için tahliye edeceklerse
Demek ki bugüne kadar mahkemeler infaz amaçlı tutuklama yapıyorlardı. Eğer bu peki diğer içeride olanlar, aynı şartlarda olanlar ne olacak? Peki, eğer bu milletvekili seçilerek çıkılıyorsa demek ki o zaman da yasama yargıya müdahale etmiş olur. Yasama peki, kim oluşturdu? Millet oy verdi. Milletvekili dokunulmazlığı diye bir şey var. O ne olacak? Ha, şimdi bakın orada Asip Bey bir, milletvekili dokunulmazlığı var dedi ama bir şeyi karıştırarak ya da bir şeyi atlayarak söyledi. Netice itibariyle anayasanın 83. maddesi milletvekili dokunulmazlığını düzenliyor. Milletvekili olan kişiler işte yargılanamazlar, sorguya çekilemezler, tutuklanamazlar, yakalanamazlar. Ancak diyor soruşturmasına milletvekili seçilmeden evvel başlanmış ve anayasanın 14. yani terör, ülkenin cebir ve şiddetle bölünmesi ilişkin suçlar söz konusu ise bunlardan dolayı bir yargılama varsa, soruşturmasına başlanmışsa o takdirde milletvekili dokunulmazlığı o suçlar bakımından söz konusu olamaz diyor. Demek ki yargılama devam eder. Peki Sebahat Tuncel nasıl oldu da milletvekili seçilir seçilmez tahliye edildi? Onu hakime ve o mahkemeye sormak lazım. Olur mu böyle kadar? İşte söylemeye çalıştığım hadise bu. Bakın bir dünyada cezaevlerindeki ortalama standart, hükümlüyle tutuklu arasındaki standart %15, %20 maksimum, hadi bilemeyiz %25 olsun, %15'i geçmemelidir cezaevindeki tutuklu sayısı. Türkiye'de tutuklu sayısı 110 bini geçti, cezaevlerindeki %60'ı buldu. Şimdi bakın, anayasamız, tutukluluk bir infaza dönüştü. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca tutuklama iki şartla yapılabilir. Ya kaçma şüphesi ya da delil karartma şüphesi. Ancak belirli çok özel durumlar olabilir diye CMK %3'te deniyor ki katalog suçlar var. Şu suçlar da varsa bu suçlar halinde hakim tutuklayabilir. Tutuklar değil, tutuklayabilir. Aslında onun öyle yazılması suçsuzluk karinesi dediğimiz anayasamıza ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesine aykırı. Aykırı. Ama böyle bir katalog suçlar var ve hep tutuklama var. Şimdi bakın bu kadar süredir tutuklu bu insanlar. Milletvekili seçilmeleri kaçmayacakları anlamına mı gelecek? Delil karartmayacakları anlamına mı gelecek? İkisi anlamına gelmeyecek. O zaman demek ki tahliye ediyorsan bugün sen infaz amaçlı tutuklama yapıyordun. O sebeple savcılar tabii ki biz zaten savcıların bir esprisi olamaz. Savcılar ancak mahkemeye bir görüş bildirebilir. Peki o mahkeme karar verecek. Anladım. O görüşle de bağlı değil. Yani savcıların tutukluluk süreleri devam etsin, tutukluluk halleri devam etsin şeklinde bildirdikleri görüş o kadar da geçerli bir görüş. Mahkeme onunla bağlı değil. Bir dakika size bir şey daha söyleyeyim. Daha önceden Sabahat Tuncel dediniz de o mahkeme milletvekili seçildi iyi bahane ederek tahliye etmişti. Hemen itiraz edildi. O kararını değiştirdi. Artık kaçma şüphesi kalmadığı sebebiyle tamam, dedi. Milletvekili seçilmek artık kaçma şüphesi kalmamasının bir delili ise, mahkemelerden biri böyle bir karar verdiyse, bir hakim böyle karar verdiyse son derece hukuka aykırı karar veriyordur. Bakın eğer bizim öğretimizde Sabahat Tuncel'e böyle bir şey öğretmedi kimseye. Mustafa Balbay'a öyle olur mu? Olabilir. Hakimler yanlış alışık verebilir. Aynı olaya hepimiz bakarız. Aynı olaya bugün de baktık. Farklı açılardan görebiliriz. Neticede bahsettiğimizde hepsi birbirinden başka yargılamalar. Peki. Biri Ergenekon, biri Balyoz adına, evet. Biri işte KCK diye adlandırdıklarınız. Peki. Sinan Bey ne diyor? Tabii burada takdir hakkının mahkemelerde olduğu kuşkusuz. Yani burada mahkemeler takdir hakkını kullanacaklar. Tutuklama bir tedbirdir. Yani hukukumuzda maalesef çok yaygın bir şekilde uygulanması bizim yargımızın en büyük sorunlarından birisidir. Tutuklama tedbir olduğuna göre tedbir her aşamada kaldırılabilir veya sürdürülebilir. Burada bu kişilerin milletvekili olmasıyla birlikte yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Yani daha önceki tutuklama halinden dışında yeni bir durumdur. Mahkeme burada takdir hakkını kullanacaktır. Eğer mahkeme takdir hakkını kullanırken derse ki eğer bu insanlar yeni bir durum olduktan sonra O sırada evlenebilirler. Yeni her sürekli durum olabilir. Tabii önemli o da yeni olan durum kaçma olabilir. Şüphesi veya hastalanabilirler. Bakın bazı sanıklarda işte kanser olduğu için serbest bırakılıyor. Yani o da bir ihtimaldir. Yani bu tedbiri değerlendirirken kaçma şüphesine ve delil karartma tutuklu olarak gitmesi gerekir. Onları da yanlış karar veriyorlar. Hayır, bazılarını da tahliye ediyorlar. Tahliye ettikleri de var. Ettiler, hepsi yanlış. Onun için tedbiri verirken mahkemenin takdir hakkı çok geniştir.
Mahkemenin takdir hakkı çok geniş olduğu için burada mahkeme takdir hakkını kullanırken bu çerçevede bakacaktır. Eğer ben şu kanaatteyim, mahkeme dese ki tutukluluğun devamını dese hukuka aykırı bir karar olmaz veya tutukluluğun sona erdirilmesi, serbest bırakılmasını öngörse, o şekilde bir karar verse o da hukuka aykırı bir karar olmaz. Ama benim şahsi kanaatime göre de şudur, yani bu insanlar seçilmiştir. Bir takım insan, siz bu insanların fikirlerini beğenin, beğenmeyin ne olursa olsun. Bir kısım insanlar bunları beğenmişler ve onları kendilerine vekil ve temsilci olarak tayin etmişler. Bu hususun da mahkemelerce dikkate alması gerekir. Yani mahkeme bu delil karartmayı ve kaçma şüphesini değerlendirirken bunu bütün olaylarla, bütün vakalarla bütün olarak değerlendirmesi gerekir. Bu çerçevede değerlendirecek olursa serbest bırakılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. Ama tabii ki bu tamamen mahkemenin takdir hakkıdır. Mahkeme bu takdir hakkını kullanırken de ister öyle versin ister böyle versin hukuka aykırılık teşkil etmez diye düşünüyorum ben. Hasip Bey, Hasip Kaplan. Şimdi burada ciddi bir hata yapılıyor. Teknik bir hata hukukçular olarak. Anayasanın 14. maddesi dokunulmazlıklarda istisna gibi görülen bir madde. Ama 14. maddedeki suç tipleri kanunla düzenlenir denilmiş sonunda. Yani bu değişiklik Avrupa Birliği uyumundan sonra yapıldı. Şimdi bu kanun çıkarılmadı. Hangi suç kategorilerinin yer aldığı belirsiz. Yani KCK soruşturması ayrı, Ergenekon soruşturması ayrı, zimmet, ihlas, rüşvet, ihaleye fesat karışma. O zaman Sayın Başbakan'ın da fezlekesi var, tapu gibi maşallah. İhaleye fesat karıştırmak, yüz kızartıcı suç. Şimdi bakın, şimdi bu suçlardan tutuksuz olan birisi milletvekili olsa milletvekili olarak meclise girecekti. Çünkü tutuksuz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Zaten uzun tutukluluk Türkiye kamu vicdanında mahkum olmuş durumda. Burada parlamenter olanların özel bir durumu söz konusu. Dokunulmazlık. Dokunulmazlık Roma'dan Roma parlamentosundan bu yana var. Dokunulmazlığını aldıktan, mazbatasını aldıktan sonra hiçbir kimseyi mahkemelerin içeride bırakmaması lazım. Öyle olmazsa muhalif olarak bulduklarını içeride tutarlar. İktidara bakın, yakın olanı bırakırlar. Kurallar ve belli bunun burada. Şöyle burada bir sonuç dokunulmazlık var. Kapsamında Sayın olan suçlar değil, iddia olunan suçlar dokunulmazlık kapsamındaki suçlardan değil. Öyle olunca yani dokunulmazlık kapsamı içine otomatik olarak girmesi söz konusu değil. Dolayısıyla burada dokunulmazlık söz konusu değil. Burada tutukluluğun devam edilip ettirilmeyeceği. 14. madde. Bu tedbir. Sinan Bey, 14. maddede hangi suçlar var bana sayabilir misiniz? Aslında bu tartışma yanlış. Bakın 14. maddede hangi suçların tutuklamanın şartları çok ağırdır ve biraz daha ağırlaştırırız. Otomatik tutuklamayı da kaldırırız. Zaten haksız tutuklamaların 10'da 9'u ortadan kalkar. Şimdi Başbakan niye bu açıklamayı yaptı? Tümle de yanlış bir tartışma. Peki yani bir dakika. Engin Bey bir şey. Engin Bey bu tartışma yanlış bir tartışma diyor. Neden? Engin Bey. Sayın Kaplan'ın söylediğine doğrudan yanlış demiyorum. Anayasada evet belirsizlik var gibi geliyor ama bakın siz her anlayamadığınız ya da çözemediğiniz yerde belirsizlik var deyip kendi kişisel kanaatinizi söyleyemezsiniz. Anayasanın 14. maddesi kapsamında neler ama olduğu konusunda bir içtihat var. Böyle doktrinde, durumlar doktrinde hükümler böyle var. Durumlar, böyle durumlar kural, evrensel kural. Lehe yorumlanır mı? Evrensel kural lehe yorumlanır. Soruyorum. Aleyhe değil. Hasip Bey bir dakika. Edin. Bir dakika Hasip Bey. Ben soruyorum. Aleyhe değil lehe yorumlanır. Ben soruyorum. Evrensel hukuk kuralı bu. Hayır. Bence burada lehe yorumlanacak bir şey yok. Yani bence olay çok açık. Yani aynı şekilde Sabahat Tuncel de zaten dokunulmazlığına sahip değil ve hiçbir zaman da olmadı. Ama bu zaten şu aşamada konuştuğumuz ve konuşmamız gereken sizce konu da değil. Sizce ne olmalı? Şimdi tutuklamayı konuşacaksak eğer. Yani ben yarın ne karar çıkar? Şimdi hadi. Şöyle söyleyeyim. Merak mahkeme ediyoruz. Her türlü karar verebilir. Hukuk kere, uygun. Evet. Sinan'ın Bey dediği doğrudur. Neticede mahkeme tutukluluğun devamına veya tahliyesine karar verecek. Tutukluluğun devamına verirse de hukuka uygun. Elbette şöyle söyleyeyim. Tutuklama kararı bir kere her halükarda takdiri bir karar. Sabahat Tuncel vakasında mahkeme milletvekili seçildiğinden bahisle kaçma riski olmadığı için tahliye kararı verdi. Ama burada olay biraz sanki farklı.
ya da eğer tutukluluğunun devamına karar verilecekse farklı bir argüman var. Delilleri karartma riski. Vicdanen katılmamakla ama birlikte bana öyle geliyor ki, bana öyle geliyor ki gerekçe bu olacak. Demektir. Şimdi tam ama, o gerekçe varsa ama ek iddianameler aykırı, hazırlanıyor. Olur. Savunuyor anlamında söylemiyorum. Ek ama yeni deliller başka ortaya bir çıkıyor. Davadır. Bakın o zaman açmasa yapsın davayı. Farkındayım. Şaka yapıyoruz herhalde. Dünyanın bir hangi ülkesi olmadan şöyle toparlamama izin verin. Bir örnek üzerinde konuşalım. Bir dakika Asip Bey. Bir dava vardır. Delilleri vardır. Mehmet Ağar olayını, Mehmet Ağar olayını tartışalım. Bir dakika Asip Bey, oraya girmeyelim. İki dönem milletvekili yaptı. Hayır, Mehmet Ağar örneği çok güzel bir örnek, tartışalım. Şöyle ben toparlamama izin verin. Şimdi tutuklama kararı her halükarda takdiri bir karar. Yani büyük olasılıkla vicdanen katılmamakla birlikte özür mahkemeler... Ama iki, bakın 2005'te kanunla birlikte takdiri ortadan kaldırdık. Tutuklamanın şartlarında kaçma şüphesini ortaya koyacak somut olgulardan bahsediyoruz. Parasını transfer etmiş, vizesini almış, uçağa binmişken yakalarsan. Delil karartmasını somut, delil karartabilme şüphesinden bahsetmiyoruz. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Sargın ve Yağcı'da ve çeşitli olaylarda mahkum olduğu için değiştirdik ve peki, somut olgu. Bakın bu somut olguları mahkemeler koyamadığı için peki ama aynı şeyi söylüyorum. Otomatik Yılmaz tutuklamaya Bey, geçiyor. Hem diyorsunuz ki, ben bir çelişki gördüm sizin söylediklerinizde. Hem diyorsunuz ki yani somut olması lazım. Evet. Kaçma şüphesinin somut, delil karartma şüphesinin somut olması. Kanun diyor. Tamam. Teorik olarak bakın. Bir de Balbay'ın, Haberal'ın, Engin Alan'ın KCK davasında yargılanan... Tamam, bu zaten bütün bu tutuklamaların hukuka aykırı olduğunu söylüyoruz. İnfaz amaçlı olduğunu söylüyoruz. Ama o aynı zamanda takdir hakkı vardır. Hakim ben takdir ederdi. Ben takdir hakkından bahsetmiyorum ki. Siz öyle dediniz. Hayır. Öyle de verse. Şimdi tutuklama devam ediyor. Tutuklamanın devamına da karar verebilir. Evet. Tutuklamanın ortadan kaldırmasına da karar verebilir. Bu kararı verebilir dedim. Onu tabii da verse evet, hukuk içinde uygundur. Evet. Evet. Ötekisi de verse. Ama evet, bu verdiği karar zaten bugüne kadar birkaç davayı biliyorum. Hukuka aykırıdır. İnfaz amaçlı tutuklama yapmaktadır. Netice itibariyle tabii ki Balyoz davasını peki, biliyorum. Hem hepsi diyorsun, gelip gidiyorlardı. Anladım, ben kaçma şüphesi yoktu. Kaçma şüphesi yok. Hukuka aykırı diyorsunuz. Hem de hukukun tahliyelerine karar vermeyebilir. O da hukuka uygun olur diyorsunuz. Onu anlamıyorum ben. Tutuklama kararı zaten özel baştan sona hukuka aykırı. Ama bugün vereceği karara özel ağır ceza mahkemelerindedir. Öyle de bir zaten ama baştan hata yaptı diyorsunuz. Onu hepsi için söylemeyeyim ama benim gördüğüm ve incelediğim kadarıyla onda 9'u bakımından kaçma şüphesi, delil evet, karartma şüphesinden evet, bahsedemeyiz. Hangi eğer deliller karartabilecekse demek ki ortada daha deliller yoktur. Deliller yoksa zaten ortada doğru bir iddianame ve doğru bir yargılama yoktur. O zaman adamı niye tutuklu? Teorik çerçevede kalırsak Sayın Yazıcıoğlu'nun söylediği doğru. Ama şu da doğru. Kendisi de zikretti. Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs öyle bir suç ki. Doğru. Ortada bir tutuklama nedeni olmasa bile hakim tutuklama kararı verebilir. Yani kaçma, delilleri karartma, baskı yapma riski olmasa bile şu an mevzuat çerçevesinde evet, ama savunuyor değil ama verebilir. Evet. Peki verirse ne olur? Anayasanın 90. maddesi özgürlükler bakımından, hak ve özgürlükler kısıtlanması bakımından uluslararası sözleşmelere atıf yapar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bunlar yok. Peki bizim yargıçlarımız sözleşmeyi biliyor mu? O da yargıçları eğittiğimize göre Hasip Kaplan biliyorlar. Bir uyarıda bulunmak istiyor şey, galiba. Evet Hasip Bey buyurun. Bakın şu KCK soruşturmasındaki 5 parlamenterimiz örgüt üyeliğinden yargılanıyor ve 3 senedir içerideler zaten. Yani istenen cezanın %80'ini yatmış durumdalar. Ergenekon davasında yargılananlar ise müebbet ağır hapis cezasıyla yargılanıyor. Anayasal düzeni hükümeti devirmeye yönelik suç tipiyle örgüt üyeliği suç tipi birbirinden dünya kadar farklı. Birbirinden farklı şeyleri de birbirine karıştı ama şunu söyleyeceğim. Özel ağır ceza mahkemeleri olağanüstü yargılama yapan özel yetkili ve direkt siyasi iktidarlara bağlı savcıları, hakimlere özel atanan ve siyasi kararlar veren mahkemelere dönüşmüş kamu vicdanında tartışmalı mahkemeler. Şimdi ben bu nedenle hukuki bir karar çıkacağına inanmıyorum. Bu kararlar Türkiye'de Kürt sorunu çözümüne ne katkı sunacak? Parlamento çalışmasına ne katkı sunacak? Buna bakacağız. Biz yarın parlamentoya gitmemeyi tartışacağız grubumuzda. Eğer biz böylesi aksi kararlarda tavır koyabiliyorsak,
Yarın CHP MHP'de bizim gibi cesur bir tavır koyabilirse AKP tek başına kalır ve bu meclis Eylül'de tekrar seçime gitmek zorunda kalır. Bu kadar açık. Etkili olmak lazım. Siyaset denen olay budur. Siyaset hukuku da değiştirir. Bir dakika Hasip Bey. Yasama hukuku da değiştirir. Hasip Bey bir dakika. Bütün bunlar mümkün diyoruz. Engin Bey niye olmaz dediniz? Yapabilirler. Böyle sivil direniştir yani. Şimdi sonuçta mahkemenin gönlümüzden geçen ve hukuken de doğru olan o değil ama varsayalım ki tutukluluğun devamına karar verdi. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Bu kişiler milletvekili. Fakat tutuklu kaldıkları için yemin edemeyecekler. Düşer ve mi? Ve 14. madde nedeniyle de dokuzun dokunulmazlıkları da yok. O zaman meclis düşer başkanı mi? Hemen değil. Cezaevinde yeminlerini alsın. Burada ancak devamsızlık nedeniyle milletvekilliği meclis düşürülebilir. Kendiliğinden değil. Peki, düşüremez. Meclisi oylama yapmak gerekiyor. O kendi iradeleriyle devam etmeye yemini, kaymakına olabilir. Yemini şeyde yaptırabilir mi meclis başkanı cezaevinde? Yok, olamaz. Bir husus da şu. Eğer BDP milletvekilleri gitsin yeminini alsın. Eğer BDP milletvekilleri Dicle kararı nedeniyle meclisi boykot ederse ne olur? Gene aynı sorun olur. Kendiliklerinden milletvekillikleri düşmez. Mecliste oylama yapmak gerekiyor. Elbette ki AKP milletvekilleri de bu oylamaya olumlu oy vermeyeceklerdir. Yani Sayın Kaplan'ın söylediği milletvekillikleri düşerse AKP ara seçime gidilir. %5'te boşalma olursa. Ama böyle bir şey hukuken mümkün değil. Böyle bir karar almadık. Yok zaten Hasip Kaplan gitmeyeceğiz siyasi bir ama. Yani, tamam dikkat edin bir yanlış var. Hasip Bey sizin tutumunuzun yani AKP'nin hukuk oylamasına insafına bırakmayız. Onu tartışmıyorum. O ayrı bir onu şey. Tartışmıyorum. Yani, olursa siz bir hukuki, ne olur? Hukuk yani tartışması yapmıyoruz sizinle. AKP'nin oylamasına insafına bir kararı yok, bırakmayız. O sizin zaten milletvekilleri olarak topluca meclise gitmemeniz başka bir şey. Yani çünkü o başka bir mesajı içerir. İrfan Ak'tan çok memnun olurum soru sorarsanız. Şimdi anayasanın 78. maddesinin 3. fıkrasına göre toplam üye sayısının %5'i eğer mecliste değilse ara seçime gidiliyor. 3 ay sonra. Evet. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Eğer yarın BDP milletvekilleri meclise gitmeme kararı alırlarsa bir ara seçim ihtimali doğar mı doğmaz mı bunu merak ediyorum. Doğamaz. Neden? Meclise gitmedikleri durumda kendiliklerinden milletvekilliği düşmüyor. Düşüyor olsaydı meclis Akın'ın oylayarak söylediği doğruydu. Evet, mecliste oylama düşüyor yapmak gerekiyor. Böyle bir önerge geldiğinde de herhalde ara seçime gitmek için AKP'liler olumlu oy kullanır mı? Vallahi bence kullanır. Neden? Çünkü eğer ara seçime gidilirse o il ya da seçim çevresinde ara seçim yapılacak. Ve AKP kuvvetle muhtemel ki gene önemli hatırı sayılır bir milletvekili çıkaracak. Bu bir risk. Politik olarak bir risk. Bir siyasi bir görüş. Ben AK Parti... Hayır siyasi değil. Tekrar ediyorum. Hayır. BDP'liler eğer meclise gitmezse... Tamam. İstenirse meclis karar alırsa milletvekilliklerini düşürür. Ama burada meclisin iradesi esas. Tamam, ben de meclisin öyle bir karar almayacağını düşünüyorum. Olay bu kadar basit. Ama siyasetten olabilir. Siyaset dedi, siyaset. Ama sonuçta meclisin meşruiyeti tartışmalı hale gelmez meclise mi? Yani gitmezsek, %5'i fiilen gitmiyorsa. Hasip Kaplan ne demek? Fiilen eğer milletvekilleri gitmiyorsa. Gitmiyoruz demek bu parlamentoda yerimiz yok. Halkımız bu parlamentoya güven duymuyor. O zaman Kürt halkının, demokratik kesimin, sol demokrat kesimi, sosyalistlerin, blok arkadaşlarımızın verdiği oylar karşısında bu parlamentoya güvenmiyoruz. O zaman farklı bir arayış başlar ki herkes bunun altında kalkar. Aynı geminin içindeyiz. Aynı geminin içindeyiz. Hiç kimse tek başına kurtulamaz. Başka parlamentolar da aranmaya başlanırsa bugünün hataların sonucu olur. Nerede bu uyarıyoruz. Erbil'de mi? Bakın uyarınca tehdit ediyor diyorsunuz. Tehdit ediyorsunuz. Yani doğruyu konuşunca kriz yaratıyorsunuz diyorsunuz. Yani 2'de 1 parlamenterlerimizi içeri alın. Hatip Dicle 94'te DGM savcıları aldı. Şimdi YSK aldırıyor. Şimdi 5 tane KCK'den parlamenterimiz var. Buradaki özel ağır ceza mahkemelerinin insafına bırakacağız. O zaman bütün vilayetlerimizde binlerce, yüz binlerce seçmen iradesi parlamentoya gitmiyor. O zaman yani Dursun'la Temel'in fıkrasına döndü bu.
Dursun'la Temel mahkemeye gidince Temel demiş, Dursun Temel'e seni tanımıyorsun 40 yıllık arkadaş. Temel de demiş ben de seni tanımıyorum. Hiç yani tanımıyor. Şimdi sonunda bunu bu noktaya getirmen bir alemi yok diyor. Bir dakika yani. Hasip Bey bir dakika ne dediniz? Hayır Temel de sen beni tanımazsan ben seni hiç tanımam demiş Hasip Bey. Peki, onu söylüyor. Daha önce de bir şey ama dedin. Bunlar bu noktaya kim getiriyorsa o düşünsün. Hayır ama bu tehdit değil mi? Yani şimdi başka bakın, parlamentolar burada, ararız. Bir dakika yani, bir dakika. Niye tehdit olsun başka ya? Başka parlamento neresi? Doğruyu Erbil mi? Konuşmak niye tehdit olsun? Hayır Erbil mi? Bir şey söylüyorsunuz devamını getirin lütfen. Bakın. Ne olur yani silah mı çeker? Demokrasi gözetlik parlamentosunu kurarız. Ya... Şimdi bakın kadar burada yargının önünde bir konu var. Mahkemenin önünde bir konu var. Bu tutuklamaların devam edip etmemesi konusunda bir karar vermek üzere. Bu karar vermek üzereyken bak böyle karar verirseniz biz şöyle şöyle yaparız. Bilmem ne yaparız. Yok fırtına kopar, bardak taşar. İşte şu olur bu olur demek aslında tehdit olarak algılanır. Bu ortalığı germektir. Halbuki evet. Şunu bugün sabırla bekleyip bu kararın çıkmasını hocam, görmek lazım. Eğer bu karar çıktıktan sonra testi kırıldıktan sonra faydası var mı? Burada hayır testi kırılmaz. Burada eğer sonucu gördükten sonra hoşunuza gitmeyebilir, beğenmeyebilirsiniz. Buna karşı her türlü demokratik hakkınızı, eleştiri hakkınızı kullanabilirsiniz. Ama bu daha henüz mahkeme karar vermeden yok mahkeme serbest bırakmazsa şöyle yaparız, böyle yaparız demek tehdit olur, ortalığı gerer. Hatta şu da var, mahkemeler tarafından da tersine algılanır. Daha hakimler, neticede hakimler etraftaki algılardan veya olaylardan bağımsız karar verirler ama sonuçta onlar da insandır. Yani mutlaka işte kamuoyundan ve bu yapılan tehditlerden veya söylenen sözlerden etkileneceklerdir. Bu etki bakarsanız olumsuz bir şekilde de yansıyabilir. O nedenle herkes sözüne bu aşamada çok dikkat etmelidir. Yani böyle şunu yaparız bunu yaparız demek çok yanlış bir tutum. Yani bu konuda baştan beri yanlış siyasetçi Sayın seçeneklerimiz Kaplan. Vardır. Yani siyasetçi ama siyasetçi seçeneksiz bırakmaz. Ama bak seçenekleriniz var ama seçeneklerinizi kullanırken koyan, veya iddialarınızı toplumu, ortaya koyarken da biraz daha dikkatli yani değişti. Böyle bakın. Hayır yani, hayır. Sayın Başbakan her gün bizi tehdit etti. Arkadaşlar olur mu öyle bir şey yani? Bunu başbakana söyleyin. Seçenekleri koyuyoruz demokratik bir ülkede. Sonuçta ortada bir yargı, bir yargılama var ve mahkemede karar vermek üzere. Bu tip şeylere dikkat etmenizi öneririm ben size. Peki yarın çıkar mı? Bizim söylediklerimiz siyasete yöneliktir. Hasip Bey bir dakika. KCK kararı da yarın çıkar mı acaba? Çıkabilir, çıkmayabilir de. Yani ama çıkacak diğerleri için çıkacak diye bir işaret var. Öyle var ama çıkmayabilir de. Çıkmayabilir. Yani çıkması gerekmiyor. Peki ama tutukluk hallerini sürekli her 30 günde bir mahkemeler kanundan kaynaklanan bir zorunluluk gelince değerlendiriyorlar. Yani netice itibariyle örnek olarak bütün bu işte 5, 2, 1 neyse 8, 9 hayır diyebilir. Bir sonraki gözden geçirmede şartların değiştiğine inanarak bana göre peşin infazın şartları nasıl değişiyor bilmiyorum. Peşin infaz değişmiştir deyip tahliye edebilir. Belki bir çözüm yolu şu olabilir. Hocam bu konuda ne daha merak ediyorum. Konuya şuradan gireyim zamanınız varsa. 2001 yılına kadar Anayasa Mahkemesi'nde bir iptal davası açıldığında Anayasa Mahkemesi iki tip karar verebiliyordu. Ya parti kapatmaya yer yoktur diyordu ya da partiyi temelli kapatıyordu. Yani ya hiç vurmuyordu ya da vurursa öldürüyordu. Şimdi 2001'de bir yaptırım daha verildi eline. Devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakma. Aynı şey ceza hukukunda da var. Şimdi belli davalarda yargıcın önünde iki seçenek var. Ya tutuklama kararı veriyor ya da tahliye. Bu ikisi birbirinden 180 derece zıt kararlar. Şimdi 2005'te tutuklamaya ikame olması için bir koruma tedbiri geldi. Adı adli kontrol. Yurt dışına çıkış yasağı getirebilir. Neden ama işletilmiyor? Bakın neden işletilmiyor? Bu suçlar bakımından adli kontrol yeterli olmaz dediler. Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Bir isim vererek ırza geçme, adam öldürme, örgütlü suç deyince yeterli olmuyor herhalde. Neden adli kontrol uygulanmıyor? Bir nedeni hocamızın söylediği. Bir nedeni de üst sınırı 3 yıla kadar olan davalarda ancak adli kontrole hakim hükmedebilir. Oysa burada KCK, Balyoz, Ergenekon'da talep edilen ceza çok fazla. Engin Bey'cim gözünden kişiler kaçıyor. Orada kefaletle tahliye ve yurt dışına çıkış yasağı bakımından yok, süre sınırı yok. Çözüm yolu şu olabilir. Eğer tutukluluğun devamına ilişkin karar verilirse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin süratle toplanıp CMK'daki adli kontrole ilişkin hükümleri değiştirmesi
ve bu durumda hakimleri rahatlatması gerekir. Hem de eğer yüzüncü, bu yapılırsa fıkradaki 3. Yani, bu yapılırsa yani yargı tutukluluklarının devamı doğrultusunda karar verirse meclisin de yapabileceği bir şey elbette, var. Elbette. Evet, kanunu değiştirir. Kanunu değiştirir. Elini rahatlatır. Şu an yargıç ya tahliye ya da tutuklama kararı arasında sıkışmış durumda. Eğer adli kontrolü efendim kanunu hükümler, uygulamıyorlar. Hükümler sorun yok. De değişikliğe gidilir, ferahlama sağlanırsa adli kontrol tedbirleri uygulanabilir. Ve bu galiba sorunu çözer. Sinan Bey ne diyor bu konuda? Bu olabilir mi? Tabii ben tabii olabilir. Eğer meclis böyle bir düzenleme yaparsa böyle bir ara çözüm bulunabilir. Tabii şunu da belirtmekte yarar var. Yani bu kişiler tutukluktan serbest bırakılacak olurlarsa eğer bunlarla ilgili bu davalar ortadan kalkmış olmayacak. Yani bu dokunulmazlık kapsamı dışında davalar olduğu için bu davalardaki yargılama devam edecektir. Eğer yargılamanın sonucunda da ceza alırlarsa o durum farklılaşacaktır. Zaten bunu da belirtelim. Yani çünkü halkımız şöyle anlıyor zaman zaman. Bunlar serbest bırakıldı. Tamam demek ki işte milletvekili oldu, kurtuldular, çözüldü, bitti falan değil. Eğer bir suçları varsa zaten cezasını da çekecekler. Yani aslında onu mutlaka vurgulamak lazım. Yani şimdi eğer tahliye edilirlerse suçlardan tamamıyla tabiri caizse yırttılar. Bir daha da hiç yargılanmayacaklar diye bir şey söz konusu değil. Bu tamamen tutuklamanın bitmesi. Yoksa yargılama devam edecek. Tabii sadece tutuklamaya onu belirteyim. Yani çünkü bu dediğiniz gibi halkımız tarafından bazen yanlış anlaşılıyor. Son söz İrfan Aktan'ın. Çok kısa bir yol var bu. Evet. Daha kısa bir yol var. Bir cümleyle söyleyin Hasip Bey, sonra İrfan Aktan'a dönelim. Evet. Bir cümle. Sayın Başbakan'ın başbakanla ilgili özel düzenlemede CHP AKP birleşti, yaptığı anayasayı değiştirdi. Bu anayasanın 83. maddesindeki istisna 14. maddeyi de CHP AKP şimdi bir açıklama yaparlar. Meclis açılır açılmaz bir günde iki günde bu düzeltilir, kaldırılır. Aynı yani şey yeter ki çözüm iradesi farklı bir iyi yol ama ortaya konsun. Yani, bu kısa olabilir bir yol. Olabilir çok ama kısa anayasayı yol değiştirmek zor. Tabii ki yasayı kısa bir yol. Sayın Dicle'nin durumu da çözülür. Beşkecek'e tutuklu parlamenter durumu 8 kişi kurtulur. Durumu. Türkiye'deki o %60'ı bulan cezaevlerindeki ve çoğu infaz amaçlı tutuklamaların durumu düzelmez. Kalır. İrfan Aktan son söz sizde. 8 kişi Anayasanın 80. onlar da maddesine düzelsin, göre düzelsin. Seçilen milletvekilleri sadece seçildikleri bölgeyi değil, bütün milleti temsil eder. Şimdi bu önümüzdeki meclis, yeni meclis, yeni anayasayı yapmak ve Türkiye'nin girdiği bu girift seren camdan başka bir merhaleye geçmesini sağlamak üzere aslında oy istedim, parlamenterler o şekilde seçildi. Dolayısıyla bana kalırsa eğer bunun önüne bir yargı engeli girerse yapılacak anayasal çalışmalar ve Kürt meselesine dair çalışmalar askıya alınmış olur. Türkiye en az 4 yıl kaybeder. Dolayısıyla bu tür ayrıntılar üzerinden tartışmak yerine Türkiye'nin kaderini ve Türkiye'nin arzu ettiği, Türkiye halklarının arzu ettiği sürece ve parlamenter düzene nasıl geçilir bunu ileride tartışmak gerekiyor. Eğer bazı milletvekillerinin meclise girmesi genel olarak meclis meşruiyetini tartışılır hale getiriyorsa bana kalırsa yargı kararları teferruattır. Bana kalırsa bu yeni meclis Türkiye'nin kaderini belirleyecek önemdedir. Dolayısıyla ayrıntılar, maddeler, içtihatlar bir kenara bırakılmalı. Esas olan ifade özgürlüğü olmalıdır. İfade özgürlüğü, hukuk, ifade özgürlüğünün genişletilmesi genel olarak hukuka aykırı değildir. Ama demokrasinin sağlanması için de bir yoldur. Türkiye'nin bunu devlet olarak, buna YSK, hükümet ve diğer mecralar dahil devlet olarak karar verirse, demokratik bir Türkiye'ye gitmeye karar verirse bu tür tutuklama vakaları da zaten kendiliğinden çözülür. Çok teşekkür ediyorum. Hasip Kaplan çok teşekkürler. İrfan Aktan katıldığınız için çok teşekkürler. Ankara'dan İrfan Aktan ve Sinan Kılıçkaya katıldı.
Her iki konuğumuza da teşekkürler. Diyarbakır'dan Hasip Kaplan katıldı. İstanbul stüdyomuzdaysa Yılmaz Yazıcıoğlu ve Engin Selçuk katıldılar tarafsız bölgeye. Her şeyi bütün ayrıntılarıyla tartışmaya çalıştık. Bakalım çıkacak olan kararlar nasıl çıkacak? Hangi karar çıkarsa çıksın ülkemizin barışına, huzuruna destek olsun diyelim. Bu temenniyle bitirelim. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Cuma akşamı yeniden birlikte oluncaya kadar hoşça kalın.